Efendim. Formu aldınız, başka formu. Tamam. Tamam. Siz girdiniz mi şu anda? Tamam. 14'te başladı. 15'te başladı. Tamam. Evet, Yasin istersen başlayalım. Sesin geliyor. Yasin sesle ilgili Evet. problem var mı? Yok hocam, sizi gayet net duyuyorum. Tamam. Buyurun, sizdeyiz. Başlayabilirsiniz. Evet, bütün hocalarıma öncelikle hoş geldiniz diyorum. Lisans yenileme seminerimiz başlıyor. Bugün itibariyle toplam 9 gün sürecek. Önce kısa bazı bilgiler verdikten sonra seminerimize başlayacağız.
Şimdi öncelikle 210 kişi gözüküyor listede. Şu anda 117 katılımcı var. Bugün ilk olması sebebiyle bazı problemler yaşanmış. Ben herkese muhakkak sisteme girin, kaydolun. Eğer hani para yatırmayla ilgili bunun gibi problemler varsa o bir şekilde çözülecektir diye bilgi verdim. İkincisi, şimdi bazı resimlerin altında isimler var, videoların altında. Bunları lütfen kendi adınızla değiştirin. Telefon isimleri gözüküyor mesela. Birkaç kişi de gördüm. Şuradan hemen söyleyeyim, görür görmez. Eğer isminiz yazıyor mesela, herhalde Muhammed, o Muhammed şeyini değiştir. Muhammed Bakır. Burada bir tane iPhone yazıyor. Onu görmüyorum. Onları muhakkak değiştirin. Tekrar bakıyorum. Bir de kamerasını açmayan 10 kişi var. Kamera açılacak, bilginiz olsun. Kameralar açılacak. Evet. Kayıt başladı. Eğer olur da hani eğer isminizi değiştiremediyseniz o zaman chat kutusuna adınızı yazın. Yoksa zaten adınız yazıyorsa bir daha tekrar yazmanıza gerek yok. Yani benim orada görüntümün altında Murat Bilge yazıyor. Tekrar bir daha chat odasına Murat Bilge yazmaya gerek yok. Zaten oradan biz kaydı alıyoruz ama olur ya, yani yapamazsınız, beceremezsiniz. Oradaki şeyi değiştiremezsiniz. O zaman adınızı yazmanızda fayda var. Ben şimdi sunuma başlayacağım. Yasin, senden de teyit alarak başlayacağım. Buyurun hocam. Ekrandayız şu anda. Yasin, ekrandayız. Evet. Başlatabiliriz hocam. Evet, şu anda herhangi bir problem var mı? Şu anda yok hocam. Siz başlamadan önce ben son bir şey daha hatırlatayım. Siz başladıktan sonra ben tekrar bu kameralarla ilgili filtreyi çalıştıracağım hocam. İlk aşamada bir bekleme odasına geri gönderiyor sistem. Eğer hala açılmadıysa tamamen oturumdan atılıyorsunuz ve bir daha bu oturuma dönemiyorsunuz. Böyle bir durum gerçekleşecek. Hocalarımın bilgisini lütfen kamerası kapalı olan hocalarım tekrar kameralarını açsınlar. Evet, teşekkür ederim hocam. Buyurun, sizdeyiz. Yönergeyle beraber onu da tekrar paylaşacağız. Sunum görüntüsünde herhangi bir problem yok değil mi Yasin? Hayır hocam. Gayet net. Rakamlar dokunuyor. Yazılar dokunuyor. Buyurun. Evet. Şimdi toplam 9 oturum, 18 saatlik 9 oturumla gerçekleştireceğiz bu yenileme seminerini. EHP'nin yenileme semineri kuralıdır bu. 18 saat ve 9, en az minimum 9 oturum olacak şekilde. Normalde biliyorsunuz biz bunu 3 ya da 3,5 gün, bütün gün boyu gerçekleştiriyorduk. Ama online olduğu için yaydık. Yani günde 1,5-2 saatimizi ayırarak yenileme seminerini gerçekleştirebileceğiz. Kısaca yönergeden bahsetmek istiyorum. Biz bu 4. yılımız, her yıl en az 2 tane yenileme semineri düzenledik. Bu seneki problemi de pandemi sürecinde atlatmak için online semineri geçtiğimiz ay altyapı semineri olarak başlatmıştık. Yani açıkçası acemiliğimizi de orada giderdik. Ondan sonra da ilk yenileme seminerini gerçekleştirdik. Bugün itibariyle de elit antrenör profilli seminerimizi başlatıyoruz. Kayıtlar bilgi sistemi üzerinden yapıldı. Temamız elit antrenör gelişim semineri ama herkese açık. Yani antrenör belgesi olan herkese açık. 2020-2021 sezonunda deplasman liglerde görev alacak antrenörlerin lisanslarının yenilenmesi noktasında en az bir seminere katılma zorunluluğu 4 yıldır var. Biz de yine bu yılda bunu gerçekleştiriyoruz. Bazen bununla ilgili sitayişlerde alıyoruz. Yani işte rakamla ilgili falan. Bu rakam bizim belirlediğimiz bir rakam değil ama ötesinde şunu da hatırlatmakta fayda var. Bazen geçmişi unutuyoruz. Biz bu yenileme seminerlerini yapmadan önce, yani 4 yılın öncesinde
bu paralar ödeniyordu ve gelişim semineri de alınmadan, yani parayla lisans yenileniyordu. Bunu da yine hatırlatmak istiyorum. Aynı zamanda birinci, ikinci ve üçüncü kademe antrenörlerin kademe yükseltmelerine karşılık gelecek seminer belgesi için de geçerli olacak bu. 9 tane oturum var. Bunların en az 7'sine aktif olarak katılmak gerekiyor. Şuradan bu çizilenler oluyor ya Yasin. Onları redo yapalım lütfen. 300 katılımcıyla sınırlı profesyonel programla gerçekleştiriyoruz. Oturumlar en az 2 ders saati olacak şekilde, bu da yine kurallar gereği gerçekleşiyor. Mümkün olduğu kadar elit antrenör temalı olduğu için soru cevap şeklinde ilerlemesi isteğimiz. Soru cevap şeklinde mikrofonlarınız açılacak. Bunun için el kaldıracaksınız. El kaldırıyor derken hani görüntüdeki elinizi kaldırmayacaksınız. Burada sistemde Raise Hand diye bir buton var. Raise Hand butonuna tıkladığınız zaman sizin söz almak istediğiniz teknik tarafından görülecek, teknik ekip tarafından görülecek ve size uygun olan zamanda söz verilecek. Bu soru cevap bölümüyle ilgili sizden ricam şu. Hepiniz en az bizler kadar olaya vakıf olduğunuz için muhakkak çok önemli katkılarınız olacak. Katkıya da açığız yani. Sadece soru şeklinde değil, katkı da yapabiliriz. Ama mümkün olduğu kadar lokal olarak geçip net sormak istediğimizi ya da katkı olarak sunmak istediğimizi paylaşırsak mümkün olduğu kadar çok antrenörün görüşünü almış oluruz. Bağlantı adresleri zaten bundan sonraki bağlantı adresleri de artık hep spor eğitim bizim eğitim kurulunun kendi sayfamızda devam edecek. Bunlar size mail olarak gönderildi. Seminer bittikten sonra da web adresinde bu sunumları yayınlıyoruz. Biliyorsunuz bir önceki 10 oturumdan oluşan altyapı antrenör gelişim semineri de paylaşıldı. Hem YouTube üzerinden hem de resmi web sitesi üzerinden. O konuda biraz ben de açıkçası yani üzüldüğümü de söylemek istiyorum. Bakıyorum, kontrol ediyorum. O kadar az izleniyor ki o zaman hiç koymalı mıyız, koymamalı mıyız biz bunu tartışıyoruz. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz bu işi. O yüzden herhalde çok fazla izlenmiyor. Biraz daha rağbet göstermekte fayda var diye açıkçası düşünüyorum. Katılım ücreti belli, 600 lira. Bu özellikle geçen seneden bu para olaylarını biz karışmıyoruz ama federasyondan bu konuyla ilgili bir şey geldiğinde artırılmaması gerektiği yönde görüşümüzü bildirdik. Onlar da geçen seneki ücret üzerinden işlemi başlattılar. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve antrenörlük yapan hocalarımız da bundan faydalanabilecekler. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Handball Federasyonu bu semineri kendi sistemi içerisinde şey olarak kabul edildiğini ilan etti. Onlar da bundan sonra şey yapabilecekler. Yani bizim gelişim seminerlerimizden faydalanabilecekler. Bu kısa bilgiden sonra ben kendi konuma yavaş yavaş geçmek istiyorum. Evet, üst yapıda planlama, yıllık planlama nasıl yapılır? Özellikle bu yılın planlamasını nasıl yapabiliriz? Bununla ilgili benim bir örneğimi paylaşmak istiyorum sizle. Yeni sezon hazırlığı nasıl yapılır diye. Biraz da açıkçası birinci semineri belki biz bayramdan sonra da yapabilirdik ama öne alma sebeplerimizden bir tanesi bu noktada çok talep geldi. O yüzden üst yapıdaki planlamanın nasıl olacağıyla ilgili hem literatür bilgisini hem de benim birikimlerimi aktarmaya çalışacağım. Bu sunumda mümkün olduğu kadar soru cevap kısmına yer ayırmaya çalışacağım. Yani aralarda, sonunda değil de aralarda bölüm bölüm. Muhakkak sizin de katkılarınız ya da sorularınız olacaktır. Lütfen en ufak detaya kadar istediğinizi sorabilirsiniz. Tek ricam çok net sorular sorun ki hemen bir sonraki soruya geçebilelim. Evet, bununla ilgili çok güzel bir söz var Peter Drucker'ın. En iyi plan doğru yapılandırmayla uygulamaya geçirilinceye kadar sadece bir iyi niyet elçisidir. Yani bir plan yapılır ama %100 doğruluğuyla ilgili hep bir soru işareti mevcuttur. Peki antrenman planlaması nedir diye baktığımızda antrenman bilincinin Stariska'nın söylediği
kişisel ve takım verimliliği düzeyi göz önünde bulundurularak antrenman amacına erişmeyi öngören yöntemlerle sistematik olarak antrenmanı yapılandırmak, hedef antrenman planlaması içerisinde. Antrenman planlamasının amaçlarına baktığımızda önce tüm performans parametrelerinin korunması ve potansiyelin daha yukarıya çekilmeye çalışılması. Önce sporcularımızın potansiyelini tespit edeceğiz. Mümkün olduğu kadar bunu homojen hale getirmeye çalışacağız. Ondan sonra da bu potansiyeli mümkün olduğu kadar yukarıya çekmeye çalışacağız. Bir sonraki, sadece performans gelişimi aslında hedef değil biliyorsunuz. Hem beden eğitiminin hem sporun temel hedeflerinden bir tanesi kişilik gelişimiyle performans gelişimi etkileşimini beraber yürütebilmek. Bununla ilgili her gelişim seminerine muhakkak psikososyal alanlardan da bir sunum koyuyoruz ki bu konudaki beslemeyi de yapabilelim diye. Üçüncü amaç, hep bir reçete antrenman kurguluyoruz. Yani bunların adı reçete antrenman. Ama bunun gerçekleştirilebilme düzeyi bizim aslında amacımıza ulaşıp ulaşmadığımızı gösteriyor. Reçete antrenmanı belki daha önceki seminerlerde benim sunumlarımı izleyenler bilirler. Bunu şöyle paylaşıyorum ben. Mesela yurt dışından ya da bizim kendi seminerlerimizden çok kıymetli sunumlar oluyor. O sunumları görür görmez ben kendi antrenmanımı da değerlendirmeye çalışıyorum. Ve bunu reçete antrenmanı olarak değerlendiriyorum. Yani birebir. Sonrasında kendi eklemelerim varsa ya da kendi grubumu modifiye edebiliyorsam bu benim kendi reçete antrenmanım oluyor ve bundan sonra ben o antrenmanı öneriyorum. Yani muhakkak bir reçete var ama sizin antrenman grubunuza özgü, sizin sporcularınızın background'una özgü ya da homojenliğine özgü olarak modifiye yapmanız olabilir. Bir sonraki amaç, sportif verimin istenilen düzeyde gerçekleşmesi. Çok güzel bir kelime, hep söylerim ya, optimal kelimesi, istenilen seviye, istendik seviye diye, maksimal değil, minimal değil, ortalama değil, optimal. Yani istendik seviyede gerçekleşmesi, yazması çok kolay. Toplam 7 tane harfe basıyorsunuz, optimal yazı veriyorsunuz ama gerçekleştirmek o kadar kolay değil. Şimdi tabii antrenman yaptırıyoruz. Bununla ilgili, bu antrenmanla ilgili hedef ve planlarımız var. Ama bu antrenmanlarla vücudun sağladığı uyum birbiriyle orantılı mı? Onu da değerlendirmek lazım. Yine antrenman planlaması amaçlarından bir tanesi o. Bir çok önemli, benim çok önemsediğim bir unsur var. Aynı hedefe yönelik antrenman bölümlerinde çeşitlilik. Yani tek düzelikten kaçınma. Bir örnek vermek istiyorum. Gene daha önce kendi sunumlarından örnek vermek istiyorum. Altyapı seminerinde ben, hani süremiz yetmedi ama sonrasında video olarak hem kendi YouTube kanalıma koydum hem de Handball Federasyonu'nun YouTube kanalına koyduk. Topla bütünleşme ile ilgili 120 tane egzersiz koydum. 120 tane egzersizin hepsi aynı antrenmanda yapılır mı? Mümkün değil. Veya aynı yaş grubunda yapılır mı? Tabii ki. İşte burada antrenman, aynı amaca yönelik antrenman diliminde çeşitlilikten kastım açıkçası bu. Sizin egzersiz dağarcığınız ne kadar geniş olursa sporcularınızı monotonluktan o kadar uzaklaştırabilirsiniz. Bu çok önemli bir parametre bence. Tabii istendik olan, gene yazması çok kolay ama ulaşılması çok kolay olmayan noktalardan bir tanesi, maç dönemlerinde en yüksek performans parametrelerine ulaşılması. Bunu hep işte Bompa'nın kitaplarında, Fox'un maddeye kitaplarında yazar. Şöyle okulada göstereyim. Siz yüklendikçe performans yukarıya doğru çıkar. Hop, orada maçı yakalarsınız. Hani süper kompansasyon diye anlatılan şey. Maalesef çizildiği kadar kolay olmuyor. Ben o noktada gene söylerim ya, insanın en iyi dostu kalemdir. Size hiç itiraz etmez. Siz ne istiyorsanız onu yazar. Ama hayat, gerçek hayat böyle mi? Hele ki işin içerisinde insan ve hareket varsa çok kolay olmasa gerek. Bir sonraki amaç, hedef performans sonrası. Yani müsabakayı gerçekleştirdiniz. Ondan sonra doğru analizlerle beraber ya da eğer bu teknik bir analizse hem kendi analizinizi hem rakip analizinizi yapar. Ama fiziksel bir performansa antrenman öncesi ve antrenman sonrası değerleri ölçerek acaba istendik seviyede misiniz yoksa
istendik seviyede değilseniz bunun sebepleri neler? Antrenman programında ne gibi revizyonlar yapılmalı? Bunlar antrenman planlamasının amaçları olarak karşımıza çıkıyor. Evet, reçete antrenmandan bahsettik. Reçete antrenman muhakkak kurgulamak zorundayız. Ama bu reçete antrenman tamamen teorik bir çatı. Yani yıllık planlama da zaten teorik bir çatı. Teorik olarak bu kurguyu bugün de yapacağız. Hem de sıfırdan yapacağız. Yani ben sizin önünüze çat diye işte 2020-2021 planlama periyotlaması budur demeyeceğim. Önce boş takvimi koyacağız. Ondan sonra teker teker neleri koymamız gerektiğini tek tek işleyeceğiz. Burada teorik çatının uygulanabilirliği ya da ne kadar soyut ya da somut olduğu açıkçası sizin deneyimli uzmanlığınıza bağlı. Şimdi ben ilk planlamamı 2003-2004 sezonunda yapmışım Çankaya Belediyesi'ndeyken. İşte yaklaşık üstüne 17-18 tane yıllık planlama yapmışım. Bazen sunumlarda ben eski planlarımı da gösteriyorum. Ne kadar çok hata yapmışız. Hatta hala geçen seneki plandan bir takım revizyonlar yaparak bu seneye geçtim. Bu ne demek? Aslında evet, bu teorik bir çatı. Ama ne kadar deneyim sahibi olursanız bu mümkün olduğu kadar somutlaşacaktır. Soyuttan uzaklaşacaktır. Aynı zamanda stiff mi olmalıyız? Yani katı mı olmalıyız? Hayır. Muhakkak esneklik olmalı. Ama bu esneklik antrenman birimine göre, antrenman birimindeki asıl hedefe göre, teknik mi, taktik mi, kuvvet mi, sürat mi, dayanıklılık mı ona göre ve bizim en önemli paydaşımız olan sporcuların spontan pozisyonlarına göre değişecektir. Muhakkak buna da uymak lazım. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela kısa süreli bir sprint antrenmanı yapacaksınız. İşte 5 metre sprintler, 10 metre sprintler yapacaksınız. Sonlandıracaksınız. Antrenmanın başında yapabiliyorsunuz bu tür antrenmanlar, %100 şiddetinde antrenmanlar. %100 olması lazım bu antrenmanın. Ama siz baktınız, biliyorsunuz bizde sporcularımız maalesef gün boyu çalıştıkları ya da öğrenci oldukları için akşamları antrenmanlara çok dinlenip gelemeyebiliyorlar. Baktınız ki siz hedefiniz işte 18 tekrarda da 14. tekrarda %100'ü görememeye başladınız. İşte o zaman esneklik girecek devreye ve antrenmanı sonlandıracaksınız. Çünkü biz antrenmancılar olarak biliyoruz ki %100 yapılması gereken bir antrenman eğer bu seviyede değilse hem hiçbir faydası yok hem de sporcuları açıkçası tükenmeye doğru iten, aşırı antrenman sendromlarına doğru iten bir unsur olur ki bunu asla istemeyiz. Son olarak kontrol. Bizim belki bütün mesleki gruplar arasındaki en önemli problemdir bence kontrol ve denetleme. Yapılan işin kontrolü. İşte burada eğer siz kendi kendinizi kontrol edebiliyorsanız en kıymetli kontrol odur. Amaçlarınıza ne kadar ulaşabildiniz, ne kadar ulaştınız, bunların hepsi çok önemli unsurlardır. İşte bu çerçevede hep benim söylediğim bir şey var. En kötü plan dahi plansızlıktan gelir. Yani bir planınız olacak, muhakkak bir hatalar olacak ama en kötü plan plansızlıktan gelir. Önce kurgumuzu yapacağız, ondan sonra uygulayacağız, sonra kontrol edeceğiz ve değerlendireceğiz. Yani biz antrenman kurgumuzu böyle yönetmek zorundayız ki bu açıkçası sporcular için de geçerli. Sporcuların yönetiminde de yine periyodizasyon yaptıktan sonra doğru antrenman ve toparlanma türleriyle bunlardan böyle çok kısa kısa bahsedeceğim çünkü hepsi ayrı birer başlık. Toparlanmadan kastımız şu, şiddet ne kadar yüksekse toparlanma da o kadar uzun süreli olur. Hemen bir örnek vereyim. Biz toparlanmayı 3 farklı başlıkta veririz. Kısa süreli toparlanma, orta süreli toparlanma, uzun süreli toparlanma diye. Kısa süreli toparlanma çok efektif değildir ama özellikle orta süreli toparlanma yani tekrarlar arasındaki toparlanma türüdür. Uzun süreli toparlanma da antrenmanlar arasındaki toparlanmadır. Burada yüklenme şiddetiyle dinlenmenin süresi doğru orantılıdır. Yani yüklenme ne kadar yüksekse toparlanma da o kadar uzun süreli olmalıdır ki verim alabilelim. Bu yine
herhalde 20 yıl falan oldu. Kore Milli Takım antrenörü şeye geldiğinde, Türkiye'ye geldiğinde sunum için antrenmanın sadece toparlanmadan özür diliyorum. Alman antrenör geldiğinde Hacettepe Üniversitesi'nde yapılmıştı. Yaklaşık 20 seneye geçmişti büyük ihtimalle. Antrenmanın sadece yüklenmeden ibaret olmadığını ben antrenörlüğümün 15. senesinde anladım dedi. Yani toparlanmanın da ne kadar önemli olduğunu vurgulamak anlamında. Tabii ki 15 sene geçmemiştir ama bu özellikle öyle bir örnek verdi. Antrenman temposu yüklenmesi kadar toparlanmanın doğru şekilde verilmesi de vücudun bu yapılan yüklenmelere uyumunun çok önemli bir göstergesi. Tabii ki devamında monitorize edeceğiz, yani değerlendireceğiz bu performansı. Doğru geri bildirimlerle tekrar periyodizasyonu sorgulama şansımız olacak. İşte antrenman yapma sebebimiz çok net. Mevcut durumdan hedef duruma geçerken performansı da yukarıya doğru çekip istendik seviye, eğer bu çizgi ise bu çizgiye doğru antrenmanla beraber yaklaştık. Şimdi antrenman çok önemli, vazgeçilmez bir unsur. Bunu rakamsal olarak da vereceğim size. Antrenmanın saati, sayısı, dünyada nasıl, Avrupa'da önemli handball ülkelerinde nasıl, bunları da vereceğim. Yani biz hani yeteneği tanımlarken yetenek 3 faktörden etkilenir. Genetik faktörler, antrenman faktörleri ve çevresel faktörler diye anlatırız. İşte bazıları genetik faktörler çok önemli der. Bazıları antrenman faktörleri çok önemli der. Çevresel faktörler biraz daha üçüncü planda değerlendirilebilir. Hani bana sorarsanız ikisi de çok önemli. Ama antrenörün görevi yetenek seviyesine katkı sağlayamayacağı için, çünkü yetenek Allah vergisi bir beceri, yetenek seviyesine katkı sağlayamayacağı için antrenmanı maksimal seviyeye çıkarmaktır. Maksimalden kastım şu, sporcunun sınırsal değerine ulaştırmak olmalı hedef. Evet, yani antrenmandaki kondisyonlanmanın en önemli hedefi hem performansı arttırmak ama öte yanda sakatlıklardan korumak. Çünkü olası bir sakatlıkta tedavi aşamasına gelindiğinde bu yukarıya doğru lineer giden eğri bir anda doğrusal çizgiye iner, hatta daha aşağı iner. Tekrar takımla beraber aynı seviyeye çıkmak da kolay olmayacaktır. Evet, planlama periyodizasyon konumuz. Anahtar sorular nedir? Neleri kafamızda aydınlatmamız lazım? En yüksek performansa nasıl ulaşır? İşte zaten periyodizasyonun planlamayla beraber en önemli etkisi açıkçası budur. Sonra bu ulaştığın seviyeyi nasıl korurum? Bir de o var. Hani hep bir bence bir mit vardır. Mit ne? Sporda bir sürü mit var. Efsane diye böyle bahsedilen sokak tabirleri var. İşte takım en yüksek performansına ulaştı. Muhakkak bir düşüş yaşanacaktır. Düşüşe geçecektir. Maalesef sadece bizim konuştuğumuz bir unsur. Asla antrenman biliminde böyle bir unsur yok. Yani bu düşüş illaki yükselişten sonra gelecektir diye bir kaide yok. Tabii ki biz yüklenmelerle dinlenmeleri eşgüdümlü tutmalıyız. Ama doğru yüklenme dinlenme dengesiyle beraber bu değişiklik çok yüksek olmayacak. Öte yanda zaten performans hep böyle yukarıya doğru çıkan bir unsur değil. Performans hep yukarıya doğru çıkan bir unsur olsa hiçbir halfercinin geriye derece yapmaması lazım. Hani süre, mesafe ya da atıyorum kilogram halterde kilogramın ölçüldüğü, yani objektif kriterlerin olduğu performans sporlarında geriye hiç derece yapmamak lazım. Hep yukarıya doğru çıkmak lazım ama mesela Usain Bolt'a bakın. Evet, 2019 yılında bıraktı ama en iyi derecesi 2008 yılında gerçekleşti. Yani böyle bir denklemde yok. Yani performans sürekli yukarıya çıkacak diye, ama öte yanda performans illaki çıktıktan sonra düşecektir diye bir kaide değil. Doğru planlama periyodizasyonun yöntemi zaten bu. Bir üçüncü soru daha var sormamız gereken. Bu da en yüksek performans sonrasında geçişleri nasıl yaparım? Hemen bir şey örneği vermek istiyorum size. Objektif bir örnek vermek istiyorum. Mesela maksimal kuvvet çalışılır. Bunu da tartışacağız. Bu yarının konusu.
maksimal kuvvetle kuvvet artışı sağladık. Acaba kuvvet artışı sağladıktan sonra bu maksimal kuvveti kuvvetin diğer formlarına nasıl transfer edilir? Geçiş. Transfer derken sadece çabuk kuvvet kuvvetle devamlık olarak değil, tekniğe nasıl yansıtır? Yani kazandığın maksimal kuvveti ya halter çıktısı olmaktan uzaklaştırıp bir performans çıktısı haline nasıl getiririm? Yani kaleye attığım topun hızına nasıl yansıtırım? Bu bizim kendi kendimize sormamız gereken bir unsur. Evet, şimdi handball branşını ne kadar tanıyoruz? Dediğimde hepiniz işte diyeceksiniz ya, hepimiz çok iyi tanıyoruz. Peki, şu ana kadar gösterdiklerimin dışında benim yeni yaptığım çalışma handball branşının teknik taktik analizi. Hangi başlıklar var handball'de? Ben buraya bir sürü başlık koyacağım ama siz bunlara ekleyebilirsiniz, çıkartabilirsiniz, birleştirebilirsiniz. Bu altyapıdan altyapı derken bilimsel altyapıdan bahsediyorum, değişecektir. Ama bunu planlamada paylaşmamın ne gereği var? Planlamada paylaşmamın sebebi şu: sporcudan istediğiniz bütün bu parametreleri sezon içerisinde antrene etmek zorundasınız. Hepimiz zorundayız antrenör olarak. Yani biz bunları eğer antrenman programımıza koymuyorsak, yıllık planlamamız, periyotlamamız içerisinde değilse, o zaman bizim bunları isteme, sporcudan isteme şansımız yok. Tabii ki yüzdeler değişecektir. Altı bir sporcusundan biraz daha bireysel şeyler istenebilir. Üst yapı sporcusundan taktik bazda daha çok şey istenebilir. Bunlar değişecektir ama hepimiz biliyoruz ki biz sezon başı antrenmanlarında teknik çalışmaları, adaptasyon antrenmanlarını topla bütünleşmeyle başlarız. O gözle slayta bakarsanız çok sevinirim. Evet, iki tane üst başlık var. Bir tanesi teknik başlık, bir tanesi taktik başlık. Tekniği biz üç kısımda değerlendirebiliyoruz: bireysel hücum, bireysel savunma ve kaleci tekniği. Taktik kısmını da savunmaya ve hücuma dayalı olarak ikiye ayırabiliyoruz. Bireysel hücuma geldiğimizde ne var? Hop, hemen top tutma, topla bütünleşme. Alt yapılar için çok önemli ama üst yapılar için sezon başında ilk hafta, ikinci hafta topla adaptasyon, ısınma anlamında kullanılabilecek başlıklar. Top sürme, dribbling. Bunlar 5 tane çok önemli olmazsa olmaz parametreler. Pas, tabii ki aldatmalar ve kale atışları. Bunlar bizim bireysel hücum teknikleri olarak verdiğimiz üst başlıklar. Ama altyapı seminerinde olan hocalarımız bilir, bunların biraz daha detayına girmiştim. Sırf ben atıyorum aldatmayla ilgili 27 çeşit aldatma gösterdim. başlık olarak gösterdim. Atışlarla ilgili 30 küsür tane farklı atış türü. Pozisyona özgü, mesafeye özgü atış türü gösterdim. Yani bunlar sadece üst başlık. Peki bunları direkt moda mod mu vermeliyiz, yoksa oyun içerisinde? İşte bunu altyapıda daha çok oyun içerisinde verirken alt takımda didaktik olarak da verebiliriz. İşte buradaki hitap ettiğimiz antrenman grubu arasında çeşitlilik gösterilebilecektir. Savunmada temel savunma pozisyonu, çıkışlar, girişler, çıkışlar, kaymalar, durup geri dönmeler, bunlar çok önemli başlıklar. Yavaş yavaş handball'e doğru geldiğimizde adam aktarımı, adam takibi, adam değişimi, onun devamında rakip teması, yerde ve havada, bunları Yusuf Ali Hocam çok güzel anlattı altyapı simlerinde. Top çalma, top çalmayı da üçe bölüyor literatür. Pas arası, top sürerken top çalma ve pas yolunu keserek top çalma noktasında. Blok var, işte bireysel blok, kolektif blok, bunlar önemli unsurlar. Kolektif bloğu savunma bloğu içerisinde düşünebilir miyiz? Tartışılacak bunlardan bir tanesi. Ve foul yapma ya da yapmama. Bu da çok önemli bir unsur. Biz foul'ü istiyoruz. Yani özellikle alt takımlarda çok istiyoruz. Alt takımlarda diyoruz ki kaleyi göstermeyin, atış yapmasınlar. Bazen de foul yapmamanın taktiksel kurguları var. Yani belki benim maçlarımı izleyenler bilirler. Rakip eksikken ben foul yaptırtmam, rakibi hataya zorlamak için. Risktir. Bu benim aldığım bir risktir. Doğrudur, yanlıştır, tartışılır.
Ama ben mesela foil yapmamayı da öğretmemiz gerektiğini düşünüyorum doğru bacak çalışmasıyla beraber. Peki savunma oyun içerisinde anlatılmaz mı? Kesinlikle anlatılır. Yani özellikle altyapılar için bu kurgu oyun içerisinde de verilmeli. Kaleciyle ilgili sadece başlık olarak vereceğim çünkü çok kıymetli kaleci antrenörlerimiz var. Bu konuyla ilgili onlar gerekli detayı vereceklerdir ama ben gene sınıflamamı yaptım. Eleştirilerini bekliyorum hocam şu fazla olmuş, şu eksik olmuş diye bana lütfen katkıda bulunurlarsa sevinirim. Evet, kaleyle bütünleşme, pozisyonlanma ve açı ayarlama. Biliyorsunuz bunlarla ilgili ilkler kullanılıyor artık. Temel duruşlar burada hem Erdal'ın çok kıymetli bir kitabı var. Hem de Vanya Radic'in çok güzel sunumları var. Takip etmenizi öneririm. Tekel çiftel kurtarışlar. Hangi pozisyona tekel gidilmeli? Gidilmeli mi? Yüksek, orta ya da alçak. Yani gelen topun seviyesine göre topların savunulması. Şutun geldiği yere göre yani yakın mesafeden ya da uzak mesafeden yapılan atışların savunması. Bunlara blok eklenmesi. Farklı türde atışların aşırtma gibi, çevirme gibi, 7 metre gibi birçok biliyorsunuz aksiyonel atış da var. Bunların gerçekleşmesi noktasında bunların savunulması. Bir de biliyoruz ki artık 7'ye 6 oyunda kaleci de çok önemli bir sorumluluk üstleniyor. Sorumluluklardan bir tanesi bir an önce savunmayı hücuma çıkartması. İşte burada tek pasla mı çıkartacak, kombine çıkış mı gerçekleştirecek, kendisi buna katılacak mı, ondan sonra değişip bir başka saha oyuncusunun devreye girmesini sağlayacak mı? Bunlar kaleciyle ilgili alt başlık. Savunmayı iki başlıkta yine değerlendiriyoruz. Grup ve takım savunma taktiği. Yine hücumu da grup ve savunma hücum taktiği olarak değerlendiriyoruz. Savunmada araya oynamaya karşı üçgenler. Çünkü biz hücumda araya oynayın diye çok uyarıyoruz. Araya oynamak ne demek? Savunmanın olduğu yere değil, savunma duruyorsa savunmanın sağına da ya da soluna hareketlenmesi. Bu yani özellikle Fransızların çok savunduğu 30 yıldır yani bizim Fransız sembolünün altyapısının özüdür dediği unsur bu. Bunlara karşı tabii hücumu konuşacağız ama bu tür oynayanlara karşı savunma üçgenlerini nasıl kurmalıyız? Bunların ortaya çıkması. Bir sonrası çapraz geçişlerde toplu olabilir, topsuz olabilir, değişim ya da değişmeme antrenmanları. Perdeleme yuvarlanma savunması. Perdeleme yuvarlanma savunmasında mesela ben hani hatırlıyorum biz arka orta oynarken antrenörlerimiz hep şey derdi. Çık Piyot'la beraber. Piyot'u öne it, doğru it. Ondan sonra sen geleni karşıla gibi bir takım şeyler vardı. Fakat özellikle 2010 yılından beraber yani itibaren aldığımız yurt dışı eğitimlerinde arka ortanın özellikle 3-2-1'de Libero'nun arka ortayı boşaltmaması noktasında çok önemli geri bildirimler var. Ha, boşaltılmalı mı, boşaltılmamalı mı? Bunlar tartışılacak şeyler ama ben mesela o noktadan sonra arka ortayı bu tür yüksek savunmalara karşı perdelerde asla yükseltmiyorum. Yani Libero'nun savunması gereken alanı boşalttırıyorum. Kaleci blok anlaşması bakın burada da var. Savunma grup taktiğinde hem burada var hem bireysel savunma tekniğinde var hem de kaleci tekniğinde değerlendiriyor. Hataya zorlama işte mesela faul yapmama aynı zamanda grup olarak hataya zorlama baskılar yani birbiri. Sonra hem savunma grup taktiğinde hem de savunma takım taktiğinde değerlendirilen o yüzden iki yere de geçmiştir. Geri dönüş taktiği. Geri dönüş Serdar hocamın konusuydu yanlış hatırlamıyorsam Master Koç'ta. Nasıl ki dört çeşit hızlı hücum türü var. Yani basit hızlı hücum, kombine hızlı hücum, uzatılmış hızlı hücum ve hızlı santra. Aynı şekilde bunların da savunulması var. Bu şekilde değerlendirilecek antrenmanın yapımı anlamında. Adam adama savunma, bölge savunmaları ki işte 3-2-1, 5-1, 4-2 birçok savunma bunların içerisinde 6-0 değerlendirilebilir. Kombine savunmalar yani artı bir gibi yapılan savunmalar. Bunun dışında azlıkta ve çoklukta yapılan savunma türlerini biz yıllık plan içerisinde takım taktiği olarak elit antrenör bazında bütün bunları çalıştırmak zorundayız. Ki biliyorsunuz birçok da alt başlık var. Yani
Yani hep söylediğim şeylerden bir tanesidir. Çok seviyorum duvar savunmasını, altısı duvar savunması. Yani benim kişisel görüşüm işin kolayına kaçmadır duvar savunması. Çünkü 3-2-1 savunmayı iyi yapan sporcu her savunmayı çok iyi yapar. Benim kendi görüşüm. Ama işimize geliyor. Sporcuların da işine geldiği için o şekilde de yönlendiriliyor. Bu sebeple bir takım iki farklı savunma türünü çok iyi yapmalı diye kendi kendime düşünüyorum ben açıkçası. Evet, hücum başlıklarına geldiğimizde yani burada gördüğünüz geri dönüşün aynısı hızlı hücum için de geçerli. Şu ikisi için bir şey söyleyeceğim. TRT'nin çok güzel hizmeti var. Eski maçları veriyorlar. Keyifle seyrediyoruz bunları. Böyle çok ucu ucuna kaçırdığımız maçlar. İşte bir İsviçre maçını izledik. Bayanlar, kadınlar da izlediğimiz maçlar var. Ben hep hani savunmuşumdur ama acaba doğru mu diye bir de o gözle izledim. Evet, yani biz en önemli yapmamız gereken şeyi yapmadığımız için o maçları vermiştik. Bu benim görüşüm. Biz geri dönmeyi becerememişiz. Yani bir İsviçre maçı var. Atılan gollerin, yani yediğimiz gollerin %43'ü diye hesaplattım. Asistanlar çalışıyor. Hızlı ucundan yemişiz. Yani ve ben hani kendi takımlarımla ilgili şunu söylerim. Bizim birinci prensibimizdir. Geri dönüş. Ne yaparsan yap geri dön. Bacağın mı kırıldı? Kolun mu çıktı? Önce geri dön sonra değişmeye gel. Yani bu bence Türk handbolünün bu sorun çözüldüğünde o atlayacağı level'da çok önemli bir araç olacaktır diye açıkçası düşünüyorum. Hem takımlarımız için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, bireysel özür diliyorum. Grup hücum taktiklerine baktığımızda nasıl ki burada araya karşı o araya oynamaya karşı üçgenler var. Bizim sporcularımız araya oyunu çok iyi yapmalı. Yani savunmanın olmadığı yere hareketlenmeyi çok iyi yapmalı. Açıkçası bu aşamada altyapıda çok iyi çalışmalar yapılmalı. Çapraz geçişlerin toplu ve toplu çapraz geçişler çalışılmalı. Perdeleme, yuvarlanma, düz dalmalar, pozisyonlar arası organizasyon, yani işte oyun kurucu pivot, oyun kurucu kanat, kanat pivot, bu tür ikili organizasyonların grup farkı içerisinde yapılması. İşte yıllarca biz işte Fatih ile Seccattin abi oynarken onların çapraz geçişlerine karşı önlem almaya çalıştık. Sonrasında işte Cengiz'in kanattan pivota attığı şaşı paslara hep konsantre olmaya çalıştık. Bunlar hep aslında sporcuların yaratıcılıklarından kaynaklanıyor ama biz de bunu antrenör etmeliyiz diye açıkçası düşünüyorum. Serbest atış taktikleri evet muhakkak yapılmalı. Çünkü buna ihtiyaç oluyor. Yine bir araştırmamız sonlanmadığı için söyleyemeyeceğim ama birbirine yakın maçlar, yani skorları birbirine yakın maçların, bir fark ya da berabere biten maçlardaki son saniye hücumları karşılaştırıldığında ya da serbest atış. Burada sadece serbest atış diye düşünmeyin. Timeout sonrası, mola sonrası değerlendirilen hücum olarak da düşünün. Bunların kesinlikle çalışılması lazım. Çünkü Avrupa Şampiyonası sonuçları bile takımlarının açıkçası çok hazır olmadığını gösteriyor. Takım hücumuna baktığımızda yüksek savunmaya karşı çalışmalarımız olmalı. Duvar savunmasına karşı çalışmalarımız olmalı. Kombine savunmalara karşı çalışmalarımız olmalı. Azlıkta ve çoklukta yine çalışmalarımız olmalı. Burada biliyorsunuz bireysel hücum taktiklerinde oyun içerisinde verilmeli dedik. Bireysel savunma taktiklerinde yine oyun muhakkak bir parçası olmalı dedik. Bununla ilgili naçizane ben şöyle bir öneride bulunacağım. Kesinlikle karar verme. Yani decision making diye, decision making and training diye sunulan unsur antrenmanlarda çok önemli yer tutmalı. Yani doğru kararı verdirmek anlamında biz alternatifleri antrenman etmeliyiz. Ama o karar verme kurgusunu antrenmanda çok iyi yansıtmalıyız ki sporcu zorla karşılaştığında, yani müsabaka koşullarıyla karşılaştığında bunun karşılığını görebilsin. Evet, yaklaşık ilk bölümü sanki biraz tamamladık gibi. O yüzden şu aşamaya kadar olan kısımla ilgili ben soru almak istiyorum. Sorusu olan var mı? Yasin Hocam, el kaldıran varsa lütfen
bu konuda görüşleri alabilir. Hocam şu anda el kaldıran yok. Hocalarım el kaldırabilir şu anda. Participant bölümünde tıkladıklarında bir pop-up açılıyor. Altta right hand butonu var. Soru soracak hocalarım oradan el kaldırırlarsa ben de buradan. Hatta sorusu olan varsa yani oradan yapamıyorsanız cep telefonuma mesaj yazın, oradan da şey yapabiliriz. Chat'e de yazabilirler hocam. Ben buradan size iletebilirim. Herhalde şu aşamaya kadar sorusu ya da katkısı olan yok gibi gözüküyor. Ben tekrar o zaman sunuma İlker hocam bir soru soracak. İlker. Buyurun hocam. İlker hocam buyurun, mikrofonumuzu açabilirsiniz. Merhaba öncelikle herkese. Murat hocam merhaba. Merhaba İlker hocam. Hocam ben uzatılmış hücumla ilgili bir şey soracağım. Basketbolda biliyorsunuz bu transitions offense diye geçiyor. Biz bunu handball'a yön vermek adına bu uzatılmış hızlı hücumları oyunumuzun bir parçası haline getirebilmek için. Yani tabii ki 30 dakikalar 40 dakikalar değil ama böyle 10-12 dakikalar civarında. Çünkü burada çok yüksek tempolu bir oyun oynanması gerekiyor. Yani bahsettiğim çıkıştan itibaren oyunun hızını hiç kesmeden 20-25 saniye içerisinde handball'a özgü söylüyorum bu süreyi. 20-25 saniye içerisinde hücumun mümkün olduğu kadar az pas ile 4-5-6 pasla sonlandırılması da ilgili görüşünüzü soracaktım. Ve böyle bir şeyi yapmak mümkün olur mu? Evet. Bu şeyde literatürde extended pass break diye geçiyor handball'de. Uzatılmış hızlı hücum diye çeviriyoruz biz bunu. Öncelikle kombine hızlı hücumla extended, yani uzatılmış hızlı hücum birbirinden ayırmak lazım. Kombine hızlı hücum yine 3-4 pasla boşluğu bularak yakalanan unsur. Ama uzatılmış hızlı hücum savunma yerleşmesine rağmen bizim herhangi bir organizasyonla bulduğumuz pozisyonlar. Bunu açıkçası Avrupa'da da rastlamak çok fazla, çok kolay değil. Yani ben geçen Avrupa Şampiyonası'nın analizini yaptığımda uzatılmış hızlı hücum yapan iki tane takım vardı. Yani uzatılmış hızlı hücumu doğru tanımlarsak eğer, hızlı santraya rağmen ya da savunma yerleşmesine rağmen biz bunu bir hani tırnak içinde söylüyorum setle bağlayıp sonuçlandırabiliyorsak bunun adı uzatılmış hızlı hücum kesinlikle olması gerekli. Ama olması için de kesinlikle çalışılması lazım. Bu sadece taktiksel çalışma değil, aynı zamanda fiziksel bir çalışmayla da güçlendirmek lazım. Hani Kobe Bryant'ın bir sözü vardı, sunumun sonunda da gözükecek. Özellikle savunmayla ilgili, evet, eller kollar silahtır ama sizi ayakta tutan bacaklardır diye. Önce o bacak çalışmasının çok sağlam olması lazım. Teşekkür ediyorum. Evet, Yasin hocam var mı başka? Hocam şu anda başka sorumuz yok. Devam edebiliriz. Tamam, o zaman ben sunuma devam ediyorum. Evet, bu planlamadaki iş sıralaması. Evet, şimdi ikinci kısma geçtik. İkinci kısımda boş bir planlamayı nasıl çeşitlendireceğiz? Bunları tek tek paylaşmaya çalışacağım sizinle. Tekrar bir anonimiyet yapayım. Evet. Öncelikle resmi maç müsabaka programını edinin. Hikmet hocam, eğer şeydeysen, sistemdeysen hemen bu programı lütfen sadece başlangıcıyla değil sonuna kadar lütfen bizle paylaş, antrenörler olarak ihtiyacımız var. Sezon açılış tarihini tespit et. Öncelik sırasına göre lig, kupa, Avrupa Kupası resmi maçları, sonrasında yurt içi, yurt dışı devre arası kampları, sonra planlamayı etkileyebilecek diğer tüm unsurları, playoff, playout gibi işte o yılın şeyine göre özel turnuvaları işleyeceğiz. Sonra haftalık antrenman sikloslarını planlayacağız. Sonra bunun devamında kuvvet, dayanıklık, sürat gibi planlamaları yapacağız. Testleri planlayacağız, güncelleyeceğiz, denetleyeceğiz, revize edeceğiz. Bazen yenileyeceğiz, bazen de yineleyeceğiz. Şimdi tek tek bu planlamayı sıralamasına geçmek istiyorum. Evet, birinci şey bizim resmi olarak bilgi almamız. Ben Hikmet Hoca'ya rica ettim.
Zaten gerçi şeyde de var. İnternet sitesinde de ne zaman başlayacağı yazıyor. Erkeklerde ve kadınlarda birinci hafta 26-27 Eylül diye gözüküyor. Buradan biz hangi hafta ne var öğrendik. İşte Avrupa kupalarını, Türkiye kupalarını, milli takım kamplarını, yani Handball Federasyonu'nun sorumluluğunda olan bilgileri aldık. Sonra Uluslararası Handball Federasyonu'nun sorumluluğunda olan bilgileri de almak zorundayız. Çünkü biliyorsunuz National Team League diye bir şey var. Milli takım haftası. O haftada müsabaka konmuyor. İşte bu müsabaka konmayacağı için onu bizim değerlendirmemiz lazım. Bir sonraki başlık Avrupa Handball Federasyonu'nun kalendariyesine bakmamız lazım. Bunlar da yetmiyor. Üniversite Sporları Federasyonu'nkine bakmamız lazım. Çünkü çakışmaların olmasını istemiyoruz. Bu da yetmiyor. Okul Sporları Federasyonu'nkine bakmamız lazım. Çünkü bazı müsabakalar onu da etkiliyor. Mesela şimdi 2020'de gerçekleştirilmesi gereken İSF 2021'e sarktı. O çocukların önemli bir kısmı liglerde de oynuyor. Ne olacak? Bazı problemler yaşanacak. Bunu aldık. Bunu aldıktan sonra sezon açılış tarihini tespit edeceğiz. Bakın bomboş bir plan var. Bu 2020-2021 sezonunun tarihleridir, takvimidir. Biz hani erkekler olarak aldığımızda 26 Eylül olarak bize bu tarih bildirildi. Evet, 26 Eylül olarak bildirildiği için biz şu aşağıdaki kurguyu yapmadan önce, yani işte lig maçlarını, milli takım kamplarını, Türkiye Kupası'nı yerleştirmeden önce sezonu ne zaman açmamız lazım diye karar vermemiz lazım. Literatür takım sporları için 8 ila 12 haftayı öneriyor. Ben de buraya hani bazı sebeplerden ötürü açıkçası 8 haftalık bir periyot aldım. Ama 12 hafta olması idealidir. Hele ki COVID sonrası, biliyorsunuz şimdi popüler antrenman konularından bir tanesi COVID sonrası sporcuları nasıl toparlayacağız? Onların kondisyon seviyelerini homojen hale nasıl getireceğiz? Hani bunu mümkün olduğu kadar uzatmak elimizde. Ama hani minimum bence olması gereken 8 haftalık bir kurgudur. O zaman bizim 27 Ağustos'ta sezonu açmamız lazım. Ama özür diliyorum, 27 Temmuz'da sezonu açmamız lazım. Ama biliyorsunuz ki daha henüz salonlar açılmadı. Resmi olarak açılmadı. Sadece kendi tesisinde, kendi tesisi olan kulüpler antrenman yapabilecek. Bu 1 Ağustos itibariyle açılır mı onu bilmiyorum ama muhakkak şu aralar boş geçilmemeli diye ben hani minimal 8 haftalık şu süreci koydum. Yani 27 Temmuz'da en geç sezonu açması lazım diye düşünüyorum takımların. Burada literatüre baktığımızda soru işaretlerinden bir tanesi NBA. Çok daha kısa sürede açılıyor onların sezonu. Niye sezon öncesi hazırlığı? Çünkü onlar antrenmanı bırakmıyorlar. Yani sezon bittiği anda zaten bireysel olarak hazırlık başlıyor. Onların yaklaşık 4 haftalık bir takım antrenmanı yeterli oluyor. Çünkü bütün motorik beceriler açısından zaten o sporcular oraya hazır geliyor. Yani biz NBA'yi örnek alamayız. Ama örnek alabileceğimiz literatür bilgisi burada geçerli. İkinci aşamayı da yaptık. Sezon açılışını tespit ettik. Sonra bu resmi bilgileri işlememiz lazım. Kırmızıyla gösterdiğimiz yerleri. Onları işledik. Hemen Süper Lig maçlarını, bunlar birinci devre için kesin, yani Hikmet Hocam'dan aldığım bilgilere göre, ama ikinci devre maçları 7'sinde başlıyor. Yani 7 Şubat'ta başlıyor. Ama ara var mı yok mu bununla ilgili kesin bilgi yok. Sanki ben ara yok, 11 maç üst üste oynanacakmış gibi aldım. Bunlar yani revize edilebilir şeyler. Başka ne koydum? Dedim ki 8 hafta öncesine sezon açılışı koyduk. Ben yurt içi kampı açıkçası hemen sezon açılır açılmaz bilmesi taraftarı değilim. Bir homojenlik sağlandıktan sonra ve özellikle aerobik koşular bittikten sonra yapılmalı diye düşünüyorum. Yani salonda işi bitirmeliyiz artık diye düşünüyorum. Ben kampı 4. ile 5. haftaya koydum. Başka neler var bizi etkileyebilecek? Milli takım araları var. Yine belki
İlker Hocam bana bu konuda erkeklerle ilgili doğru mu yanlış mı bilgi verir. İlk kamp 14-20 Eylül'de gözüküyor. Yani sezon başlamadan hemen bir hafta önce. Sonra 26 Ekim ve 8 Kasım arasında bir kamp gözüküyor. Ve Ocak'ta 2 haftalık bir kamp gözüküyor. Bunların içerisinde resmi maçlar da var. Onları yerleştirdik. Sonra Avrupa Kupası'nı yerleştirdik. 21-22'sinde Avrupa Kupası oynanacak. Sonra Türkiye Kupası'nı yerleştirdik. Başka neleri koyabiliriz buraya? Testleri en sona bırakacağım. Testlerle ilgili konular çünkü biraz daha farklı. Turnuva koyabilirsiniz. Mesela genelde hani şu müsabakaların bir hafta öncesinde Taner Hoca'nın İzmir'de yaptığı çok güzel turnuvalar oluyor. Bunlardan birisi olabilir. Belki ilk takım kampından önce 11-13 Eylül olabilir. Hazırlık maçları yine gri ile değerlendirilebilir. Başka neler var burada koymamız gereken? Gençler Türkiye Şampiyonası bizim faaliyetlerimizi etkiliyor. Onu muhakkak koymalıyız. Yıldızlar değil ama gençler etkiliyor. Playoff müsabakaları da muhakkak bu sistem arasına konmalı. Yani biz şu bilgileri ben şu ana kadar aldığım kadarıyla 2020-2021 sezonu erkek handbol takımı için Süper Lig'de şu ana kadar olanı hazırladım. Sonra haftalık antrenman sikloslarını planlamaya başlamamız lazım. Hop, şunun ikinci kısmını işliyoruz. Bakın şu anda çok karışık bir görüntü var ama ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Hemen işlemeye başlayacağız. İlk hafta, yani şurası, hop hemen göstereyim. Anatomik adaptasyon haftası. Yani mümkün olduğu kadar takımın sporcular arasındaki hem teknik taktik hem kondisyonel farklılıklarının mümkün olduğu kadar minimalize edildiği, yani homojenlik sağlandığı, artı devamında yapılacak antrenmanlara karşı sakatlıkları önleyici egzersizlerin yapıldığı anatomik adaptasyon süreci. Burada ben antrenmanları tek tek çift, tek tek çift olarak değerlendiriyorum. Açılımını biraz sonra göstereceğim. Nedir o tek tek çift, tek tek çift? Ama hani ben olsam bu şu anatomik adaptasyonu 2 hafta öncesine çekip, yani mesela bu haftada sezonu açabilirdim. Yani 13'ünde sezonu açabilirdim. Özellikle anatomik adaptasyonun daha uzun süre tutulması, uzun süre tutulur derken hazırlığı kısmak anlamında söylemiyorum. Hazırlığı geniş tutarak anatomik adaptasyonun sağlanması muhakkak bence sporcunun daha iyi hazırlanmasını sağlıyor. Bu da hani naçizane benim görüşüm. Evet, ikinci haftaya geldik. İkinci hafta ne var? İkinci hafta bu sefer çift tek antrenmanlar. 8 antrenmandan 9'a çıkarttık antrenman sayısını. Çift tek ve gene bir dinlenme günümüz var. Yine ben size örnek siklusu göstereceğim. Sonra artık çift çift tek antrenmanlara başladık. Yani 2 gün tek, 1 gün çift. Özür diliyorum. 2 gün çift, 1 gün tek. 2 gün çift, 1 gün tek antrenmanlara başladık. 10 antrenmana çıktı antrenman temposu. Sonra kampımız başlıyor. Kamp, örnek bir kamp programı da yine sizle paylaşacağım. Gerçekleştirilen bir kamp programı paylaşacağım. Geçen sene yaptığımız. Burada 2 haftalık süreçte toplam 20 tane antrenman birimi var. 4 günlük bir 4 tane maç var. Şurayla beraber de 3 tam gün, bir de içeride var. 4 tam günde dinlenme var. Bunun örneğini de vereceğim size. Kampı böyle geçirdik. Sonra 3 hafta üst üste çift çift tek antrenmanlarımız devam ediyor. Yani şu kurguya devam ediyor. Ama bakın şurada artık hazırlık maçları başlıyor. Yani kampla beraber tekrar geri dönersek kampla beraber hazırlık maçları başlıyor. Yani her hafta, bakın şuradaki sürece de baktığımızda, her haftaya 2 tane maç koymuşuz. Bunların maç resmi maç olmadığı zaman 2 tanesi hazırlık maçı, ama resmi maç olduğu zaman 1 tanesi muhakkak hazırlık maçı. İşte Türkiye Kupası'nın olduğu hafta 3 tane maç koymuşuz gibi. Yani kampla beraber hazırlık maçlarını 3. haftadan itibaren başlatabiliriz. Bunun devamında
her hafta muhakkak çift maç yapıyoruz. Çift çiftek kurgusu içerisinde maç yapıyoruz. Çünkü bildiğimiz bir şey daha var. Ne kadar üst düzey kondisyonel antrenman yaparsanız yapın, antrenman kondisyonuyla müsabaka kondisyonu birbirinden farklı unsurlar. İşte bunları değerlendirmek için antrenman kurgusunu maçla destekliyoruz. Sonra 5 hafta boyunca 8 antrenman ortalamayla yaptığımız bir kurgu var. Burada dinlenme gününü niye pazartesiye koyduk, bunu konuşacağız. Yani maçtan sonraya niye koymadık, niye pazartesiye koyduk, bunu konuşacağız. Ondan sonra yine bir boşluk var. Boşlukta farklı bir program uyguladık. 5 tane maçtan sonra ilk defa 2 günlük bir dinlenme günü verdik. Ondan sonra tekrar yüklenme antrenmanına başladık. Çünkü tekrar lig başlıyor. Avrupa Kupası oynayacak takımlar için Avrupa Kupası maçları var. Tekrar lig kurgusu içerisinde çift çifteke döndük. Türkiye Kupası haftası içerisinde 3 tane maç oynayacağız. O yüzden kurgumuzu ona göre yaptık. Tekrar lig oynayacağız. İkinci hazırlık dönemine girdik. Ona göre bir kurgu yapmamız lazım. Mesela 3 günlük bir ara. Daha fazlasını literatür önermiyor açıkçası. Yani bazen bu konuda farklı görüşler var. Saygı duyuyorum. Mesela böyle bir kurguda ilk hafta izinli olarak verenler var. Duyuyorum. Saygı gösteriyorum ama hani ben açıkçası sporcunun çok fazla ritmini kaybetmesi taraftarı değilim. Sonra tekrar ikinci müsabaka döneminde bu sefer maçlar pazara geliyor. Pazara geldiği için pazartesi günü dinlenme vermiyoruz. Niye vermediğimizi konuşacağız. Dinlenmeyi salı günü verebiliriz. Keşke profesyonel düzeyde çalışılsa da dinlenmeyi cuma günü verebilsek. Yani bununla ilgili bilgiyi de, fizyolojik bilgiyi de vereceğim size. Bu kurgu tamamlanırsa, bakın geçiş sürecine daha geçmedik bile, toplam 320 tane antrenman dilimi koymuşuz. Bunların 69'u resmi ya da hazırlık handball maçı. 320 tane antrenman acaba çok mu? Bunun tartışmasını yapabiliriz. Ben size resmi literatür bilgilerini de vereceğim. Yine üst düzey liglerde Bundesliga'da takımlar kaç hazırlık maçı, yani kaç toplam maç yapıyorlar, kaç saat antrenman yapıyorlar. Norveç liginden örnekler vereceğim. Ama şöyle bir gerçek var. Takım sporlarında hafta üst düzey takımlarda takım bir haftalık antrenman saatimiz 1000 saat. Yani özür diliyorum. Yıllık antrenman saati 1000 saat. Bunda 322'şer saatten çarptığınız aslında 640 saat ediyor ki asla hedefe bile yaklaşmadığını gösteriyor. Tabii ki burada sezonu daha erken başlatabilirsiniz. Nisan'dan sonra Mayıs var, Haziran var. Burada da devam edebilecek kurgular var. Takım maçları olabilir. Bu 320 antrenmanla kalmayacaktır ama şu 320 antrenmanı asla lütfen gözünüzde büyütmeyin. Bütün dünyanın, bütün özellikle dünyanın demeyeyim, Avrupa'nın çalıştığı tempo budur. Özellikle biz o seviyeye ulaşmak istiyorsak antrenman tempomuzu o seviyeye çekmek zorundayız. Yani biz Türkiye'de başarı sahibi olabiliriz, başarı kazanabiliriz. Ama hani hep söylediğimiz bir şey var. El yumruğu yemeyen kendisini balyoz zannedermiş diye. İşte o el yumruğu yemenin acısını çekmemek için aynı koşullar altında savaşabilmek için en azından antrenman sayımızı, bakın kalite anlamında da söylemiyorum. Özür diliyorum. Sayısal anlamda da niceliksel olarak da bu seviyede tutmak zorundayız. Dinlenme günü, bakın her haftaya dinlenme günü verdik. Bunu literatür öneriyor. Dinlenme günü demek aslında 48 saatlik hemen hemen bir ara demek. Ama ertesi gün çift antrenmansa bu 48 değil de neye denk gelir? 24-36 saate denk gelir. Özellikle kas glikojen depolarının, karaciğer glikojen depolarının yeniden dolması için çok önemli bir süredir. Ama mesela bunu müsabakadan sonra asla vermeyi önermiyor antrenman bilimciler. Müsabakadan sonra antrenman yapılmalı. Biz mesela bunu çabuk kuvvet antrenmanı olarak değerlendiriyoruz. Yani müsabakadan sonra yapılan antrenmanları, işte şuradaki antrenmanları, atıyorum pazar günü yaptığımız müsabakadan sonraki şu antrenmanları
çabuk kuvvet antrenmanları olarak değerlendiriyoruz. Asla da düşük şiddette bir antrenman olmamalı deniyor ki vücuttan laktik asit uzaklaştırılsın diye. Yine söylüyorum, bizim burada maç cumartesi oynandığında açıkçası pazartesi günü izin vermemizin sebebi takımlarda bir sürü öğretmen olması ya da öğrenci olması. Ben isterim ki maç cumartesi ise dinlenme günü perşembe günü vereyim. Yüklenmeye devam edeyim. Perşembe günü full dinlenme vereyim ki biz bunu Çankaya Belediyesi'nde gerçekleştirmiştik. Bütün depolar donsun. Cuma günü bir taktik antrenmanla beraber cumartesi günü müsabakaya oynayalım. Ya da maç pazar günü ise ben full dinlenmeyi cuma günü vereyim. Bütün depoları dolduralım. Cumartesi günü bir taktik antrenmanla beraber biz yine maçı oynayalım. Açıkçası bunlar literatürün söylediği örnekler ama dediğim gibi bazen de realite var. Gerçeklere de uymak zorundayız. Haftalık plan düzenlerken, aynı zamanda kampı da düzenlerken şu dört başlık çok önemli. Bunu daha önce de paylaşmıştım. Aynı karakterli maksimal yüklenmeleri üst üste yapmamalıyız. Mesela iki tane maksimal kuvvet antrenmanı üst üste olmamalı. Aynı karakterli farklı şiddetli yüklenmeler de üst üste yapılmamalı. Mesela maksimal kuvvetle çabuk kuvvet de üst üste yapılmamalı. Farklı karakterli maksimal yüklenmeler de üst üste yapılmamalı. Mesela maksimal kuvvetle maksimal sprint antrenmanı üst üste yapılmamalı. Bu kurgu farklı antrenman, farklı karakterli ve farklı şiddetli yüklenmeleri peş peşe kurgulamamız. Diyelim ki 4 antrenman kurguladık. Bu 4 antrenmanın bir tanesi peak antrenman olmalı. Diğerleri farklı amacımız ve farklı şiddette antrenmanlar olmalı. Bunlara geçmeden önce, tek tek çift teklere geçmeden önce ben tekrar bir gruba dönmek isterim. Sorusu olan var mı? Planlama ile ilgili. Stop share yaptım. Yasin hocam. Sorusu olan var mı? Katkı sağlamak isteyen var mı? Bu noktada tekrar bir dinlenme vermek istedim. 7 Pro isimli bir hocam var ama kim olduğunu bilmiyorum. Buyurun hocam. Mikrofonunuzu açabilirsiniz. İzni gönderdim hocam. Evet, gel. Hocam, buyurun. Sanırım yanlışlık var. Tamam. Berkan Küçük Yılmaz, buyurun. Evet. Konsülde. Berkan hocam. Berkan Hocam'la mikrofonu açamadık. Murat Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Lütfen. Alo. Şimdi, tamam Berkan Hocam geldi sonra. Hocam şimdi açabildim. Kusura bakmayın. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Murat Hocam merhabalar. Öncelikle bu faydalı sunum için teşekkür ediyoruz. Diğer hocalarıma da selamlar buradan. Murat Hocam sunumun başında maksimal kuvvet çalışmalarını da programımıza dahil etmemiz gerektiğini söylemiştiniz de. Bununla ilgili şöyle bir şey sormak istiyorum. Hani literatürde maksimal kuvvet ile kuvvet artışı için hani kası belli oranda bir hani hipertrofi uğratmamız gerekiyor ama hipertrofi uğrattığımız kası bu sefer hani kaslar arası ve kas içi koordinasyonda da bozulma riski ortaya çıkıyor. Hani bu da bize sürat, çabuk kuvvet, esneklik gibi motorik özelliklerde hani gerileme olarak bize geri dönüş yapabiliyor. Hani üst yapı takımlarında off sezonda hani dilimlere bölmek istersek yüzdelik olarak hani bu dengeyi nasıl kurabiliriz? Devamında hani şunu eklemek istiyorum. Bir birim antrenmanda hani birden çok motorik özelliğe yönelik hani fonksiyonel çalışmalar yaptırmamız ne kadar doğru sizce? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kuvvet planlamasını yarın anlatacağız ama kısaca bahsedeyim. Tamam. Maksimal kuvvet çalışması yapılmalı mı derken şöyle söyledim hatırlarsan. Yapılmalı mı, yapılmamalı mı bunu konuşacağız dedim. Maksimal kuvvet çalışması benim görüşüme göre evet yapılmalı. Ama bu aşamada mesela senin söylediğin şeye çok katılamayacağım Berkan. Hani maksimal kuvvet çalışması yaparsak
bizim diğer motor becerilerle ilgili ortaya koyduğumuz performansta düşüklük olur diye. Doğru yüklenme dinlenme dengesiyle doğru program yapmazsak sana katılıyor. Ama eğer doğru planlama yaparsak, doğru transferi sağlarsak maksimal kuvvet, çabuk kuvvete ve devamlılığa doğru transferle geçecektir. İşte spordaki yanlış mitlerden bir tanesi de budur. Maksimal kuvvet çalışırsan yavaşlarsın. Maksimal kuvvet çalışırsan esnekliğin azalır. Asla doğru değildir. Doğru olan nokta şu, doğru zamanda doğru programla maksimal kuvvet çalışmazsan bu tür zararlar görebilirsin. Hem kasları hem kas içi koordinasyonla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsin. Ama doğru transfer çalışmalarıyla beraber maksimal kuvvet artışı eğer halter çıktısı olarak değil, performans çıktısı olarak işine yansıyorsa muhakkak katkı sağlayacak. Birim antrenmanda tabii ki farklı motor üniteler çalışılmalı. Bunları da birim antrenman planı bugün yine konumuz içerisinde geçerli. Orada da paylaşacağım. Özellikle bir 4-5 slide sonra kamp programını göstereceğim. Orada da daha ayrıntılı olarak paylaşacağım. İstersen orada şekil üzerinden de görüşebiliriz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Yasin, senin de istersen sorunu alayım. Evet hocam. Şimdi son paylaştığınız slaytta farklı yüklenme şiddetlerini, farklı şiddetlerde ard arda gelmeyecek şekilde bir planlama yapmamız gerektiğini söylemiştiniz. Hedeflenen biyomotor yetiği, blok periyodizasyonla çalışıp geçişleri yapmak mı daha uygun oluyor, yoksa geniş bir hazırlık dönemi ya da daha geniş bir periyodizasyonla mı takım sporlarında geçişleri sağlamak gerekiyor? Ben geniş bloklardan yanayım. Yani mesela ilk hafta anatomik adaptasyonu yarın konuşacağız ama kısaca üzerinden geçeyim. İlk hafta anatomik adaptasyon, ondan sonra iki hafta hipertrof antrenmanı, devamında maksimal kuvvet antrenmanı ve maksimal kuvvet antrenmanından sonra çabuk kuvvet, kuvvetli devamlık ve şu an daha popüler olan ve faydasına inandığım fonksiyonel kuvvet antrenmanlarını da işin içine sokarak bir kombinasyon yapmak. Ama senin dediğin blok antrenmanları hipertrofi için ve maksimal kuvvet için önemsiyorum. Ben de programlarıma koyuyorum. Ama devamında bunlar bir sirkülasyon içerisinde yedirilmeli diye düşünüyorum. Peki hocam, kuvvetten bağımsız sürat ve diğer dayanıklık antrenmanları salonda da blok olarak çalışmak takımın gelişiminde ya da birbirine geçiş süreçlerinde korumayı, yani kümülatif etkiyi arttırabilir mi? O şekilde bir çalışma yapabilir miyiz? Mesela bunu dayanıklık antrenmanı açısından söyleyebiliriz. Dayanıklık antrenmanını gene blok olarak yapıyoruz ama şöyle yapıyoruz bloklar. Önce aerobik dayanıklık, bu bir blok. Diyelim ki 2 hafta ya da 3 hafta. Ondan sonra aralı antrenmanlara geçiyoruz. Ekstensif intervale geçiyoruz. İşte yaklaşık 4 antrenman ya da 3 antrenman. Sonra intensif intervale geçiyoruz. Sonra high intensity intervale geçiyoruz. Aslında bunların hepsi birer blok. Ama sürece baktığında yayılmış bir blok, ama bunun sezon içerisinde yansıması kesinlikle fonksiyonel dayanıklık alacak. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Başka sorumuz da yok. Tamam. Devam edelim. Devam edebiliriz. Tamam hocam. Evet. Tekrar ben yıldızımı bulayım şuradan. Evet, yıldızımı buldum. Evet, haftalık mikrosiklusları hani tek tek çift, tek tek çift de. Yine bunlar uygulanmış antrenmanlardır. Hani öyle afaki şeyler değildir. Şunu yapsanız iyi olur falan değil. Bunlar bizzat birebir uygulanmış antrenmanlardır. Tek tek çift antrenmanlara cross'la başlıyoruz. Yine söyleyeceğim şeylerden bir tanesi aerobik dayanıklık antrenmanları. Bunu yarın dayanıklık başlığında da yine paylaşacağım ama aerobik dayanıklık toparlanması en zor antrenman türüdür. Ve biz cross antrenmanlarını işte 16 turla başlattık, sonra 20 turla devam ettik. Bu tür antrenmanları asla sabah koşturmayın. Eğer sabah koşturursanız toparlanma akşamki antrenmanı sağlanamayacaktır. Ve akşamki antrenmandan verim alamayacaksınız. Ama hemen kafanızdan geçenleri biliyorum. Ya biz hep sabah koştuk dediniz. Evet, biz hep sabah koşturdular. Ama toparlanmaya baktığınızda 8 ila 12 saattir. Bu tür cross antrenmanların toparlanması. Eğer akşam antrenmanınız yoksa sorun değil. Sabah koşabilirsiniz ama akşam antrenmanınız varsa, yani çift antrenmansa muhakkak, işte burada bir çift antrenman,
sabah kuvvet adaptasyon antrenmanı ama akşam aerobik antrenman. Gördüğünüz gibi burada 3 tane aerobik antrenman var. Bunlar adaptasyon antrenmanı, aerobik dayanıklık antrenmanı, 2 tane kuvvet antrenmanı, 3 tane de teknik antrenman var. Yani biz artık çok eskiydi. Ya 2 hafta, 3 hafta topa elletmiyorum, topu bir özlesinler. Öyle bir dünya yok. İlk andan itibaren topu sporcuların eline verip bu adaptasyonu sağlamak lazım. Artık yani dünya fonksiyonel antrenmanın üzerine yoğunlaşmışken işte ben şunu bağımsız yapayım, bunu bağımsız yapayım demek maalesef şu anki gerçeklerden çok uzak görüşler. Evet, ilk hafta antrenmanı tek tek çift, tek tek çift olarak geçtik. Ondan sonra ikinci mikrosiklusa başladık. Burada çift tek, çift tek, çift tek antrenmanlara geçtik. Yine bakın crosslar akşamları sabah kuvvet adaptasyon antrenmanları var. Mesela bu eğer adaptasyonu ilk hafta sağladığınızı düşünüyorsanız burada yavaş yavaş 3. antrenmandan sonra hipertrofiye geçebilirsiniz. Yine bu 16 yanlış olmuş 20 turdur. Ben genelde 6 tane aerobik antrenman koşturuyorum. Yani buradaki aradığım şeyleri özellikle yarın söyleyeceğim size aerobik antrenmanda neyi arıyorum diye. Yine 3 tane de teknik adaptasyon antrenmanı var. Yine bunlar yavaş yavaş teknik antrenmana doğru da adaptasyondan sıyrılıp çıkabilir. Dediğim gibi mümkün olduğu kadar adaptasyon süresini uzatmak istiyorsanız hazırlık sürecini uzatın. Yani hazırlık sürecini uzatmadan adaptasyonu uzatmak da çok efektif değil açıkçası. Üçüncü siklus çift çift tek, çift çift tek siklusu. Artık hipertrofiye başladık kuvvette. 3 tane kuvvet antrenmanımız var. Teknik antrenmanları sabah aldık. Artık cross B'ye geçtik. Cross B extensive interval. Bakın 4 tane extensive interval antrenmanı var. Fakat bunlar B ve C olarak geçiyor. Dikkat ederseniz burada maksimal az sağ üst üste 4 antrenmanda bir pitch var. Yine burada bu kurgu var. Çift çift tek, çift çift tek olarak yerleştirdik. Yine bir dinlenme günümüz var. 3 teknik antrenman, 4 tane dayanıklık antrenmanı, 3 tane kuvvet antrenmanı var. Bunların detaylarını yarın konuşacağız. Sonra kamp programı kamp programına baktığımızda toplam 11 günlük kamp, antrenman sayısı 16. Bu geçen sene bizim gerçekleştirdiğimiz kamp olduğu için birebir uyguladığımız bir yapıdır. 9 tane teknik antrenman birimi var. 5 tane kuvvet antrenman birimi var. 5 tane dayanıklık antrenman birimi var. 3 tane esneklik antrenman birimi var. 3 tane sürat antrenman birimi var. 5 tane kaleci antrenman birimi var. 6 tane bireysel antrenman birimi var. 2 tane hazırlık maçı var. 5 tane özel şut antrenmanı var. 2 tane sıçrama çalışması. Burayı topladığımız herhalde 40 plan eder. Ama bizim 16 antrenmanımız var. Bu ne demek? Berkan Küçük Yılmaz'ın sorduğu sorunun cevabı. Aynı antrenman birim içerisinde birden fazla beceriyi hedefleyebiliriz. Bunların içerisinde dayanıklık da olacaktır. Bunların içerisinde mesela buradan bir örnek vermek istiyorum. Buradaki mavi antrenmanlar peak antrenmanlardır. Yani zirve antrenmanlardır, maksimal antrenmanlardır. Ama devamında gördüğünüz gibi pas çalışması da var, taktik çalışma da var. Bir başka örnek vereceğim. Teknik çalışma, sarılar teknik çalışma. Teknik çalışmanın içerisinde savunma da var, kaleci çalışması da var, hızlı hücum çıkışı da var gibi başlıklar. Dikkat edeceğimiz şey şu, bakın 4 antrenmanda bir pik var. Yani kampa gittik diye ilk günden sporcuları yürüyemez hale getirmemek lazım. Bizim yaptığımız kampın amacı sporcuları döndüğünde bacakların, ayaklarının yere basmaz halde, uçar halde getirmeyi hedefliyoruz. Asla adeli ağrısı dediğimiz gecikmiş ağrı sendromu donsla böyle tüketip sporcuları yürüyemez hale getirmek istemiyoruz. Niye dördüncü haftaya koydum kampı? Sebebi budur. Maalesef biz sporcuyken hemen başlar başlamaz kampa götürüldüğümüz oluyordu. İlk günden itibaren yürüyememeye başlıyorduk. 3 antrenman yaptığımız şeyleri biliyorum. Halbuki 3 antrenman bizim doğamıza da çok uygun değil. Aç karnına cross koşturuluyorduk. Ondan sonra yürüyemez hale geliyorduk. Bakın burada zaten hani cross antrenmanları bittiği için burada çok örneği yok ama
şöyle bir günlük plan var. Kahvaltımız 7.30'da. İlk antrenmanımız 10-12 arası. Öğle yemeğimiz. Bir de ara öğünümüz var. İstiyorsak toplantımız var. Sonra 18 ile 20 arasında ikinci antrenmanımız var. Sonra akşam yemeği ve dinlenmeye çekiliyoruz. Yani bu şeyin doğasına uygun, menkolün doğasına uygun bir antrenman türüdür. 3 antrenman asla ben çok sıcak bakmıyorum 3 antrenmana. Aç karnına antrenmana götürmeye de sıcak bakmıyorum. Çünkü öyle bir şeyimiz yok. Öyle bir sıkışıklığımız yok. Günü ölebiliriz. Bakın burada günde 4 saatlik bir antrenmandan bahsediyoruz ki bazen bu antrenman saatleri uzayabiliyor. Son derece efektif bir uygulanmış, yıllarca uygulanmış bir kamp program taslağıdır. Altına da hemen bunları sporcularla da paylaşıyoruz biz. Hem kampa giderken hem haftalık antrenman programlarını. En kötü plan da plansızlıktan yedir diyerek vurguluyoruz. Evet, programda hatalar olabilir ama asla plansız bir kurgu yok. Evet, periyodizasyona geldiğimizde 3 farklı periyodizasyon var. Sezon dışı, sezon öncesi ve sezon periyodizasyonu. Farklı model periyodizasyonlar var ama ben bunların ayrıntısına girmeyeceğim. Niye girmeyeceğim? Çünkü bunların tamamı aslında açıkçası akademik kurgular. Biraz da atletizm ağırlıklı, yani dönüşümlü spor ağırlıklı kurgular. Bizimki takım sporu ve dönüşümsüz aziklik spor olduğu için bunların çok böyle ayrıntısına girip açıkçası akademik olarak sizi boğmak istemiyorum ama yıllık plan, aylık plan, haftalık plan ve birim antrenman planı üzerinde biraz durmak lazım. Gene kuvvet ve dayanıklılığın ayrıntısına asla girmeyeceğim. O çünkü yarının konusu. Evet, burada rakamları görmek lazım. Bakın, profesyonel düzeyde yine son yıllarda yapılmış bir çalışma, 2018 yılında yapılmış bir çalışma. Bir yılda ya da sezonda 70 ila 100 maç yapıyor profesyonel düzeyde handbolcular. Başka çalışma örnekleri de vereceğim size. Hani siz kaç antrenman demiştik? 60 küsür antrenman, 60 küsür maçtı yanlış hatırlamıyorsam. 68 maç mıydı Yasin, doğru mu hatırlıyorum? 68 maçtı herhalde. Burada ortalamanın aslında altında bile kalmışız. Norveç'ten bir örnek vermek istiyorum yine. Haftalık antrenman sayıları 5 ila 10 arasında. 1,5 saat civarında. Yine maçları bir sezonda 60 ila 80 maç yapıyorlar. Yani maçın aslında ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Yine bir başka bilgi, buradan aslında farklı bir konuya da geçebileceğiz diye düşünüyorum. Burada antrenman, maç ve kuvvet antrenmanı ünitelerinde kaç dakika mesafe hem kadınlar hem erkekler için ayrılmış diye bir çalışma var. Burada diğerleri çok belki dikkatimizi çekmiyor ama benim açıkçası dikkatimi çeken konu oyun süresi. Yani ortalama 35 dakikalık bir oyun süresinden bahsediliyor. Bu da direkt açıkçası taktiksel olarak rotasyonel oyunun ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Yani biz maalesef işte bir 7 ile başlayıp bitiren bir kurguyla, başarı varsa bitiren bir kurguyla oynamayı çok seviyoruz. Rahmetli Yaşar Hocamızdan da kalma bir belki alışkanlıktır. Yani yıllarca takımda Çankaya Belediyesi'ni hatırlıyorum. Orada oynayanlar da var. Serdar bilmiyorum katılır mı ama arkalarında çok başarılı gençler olmasına rağmen yıllarca genç Murat Güder, genç nesi olarak 27'li 28'li yaşlarını gördüler. Ama günümüz handbolü böyle değil. Daha çok rotasyonel oyun oynamamız lazım. Burada açıkçası yapılan çalışmalar da, Avrupa'da yapılan çalışmalar da bunları gösteriyor. Periyodizasyon iş sıralamasına, şimdi planlamayı bitirdik, sonra periyodizasyon yapacağız. Periyodizasyondaki iş sıralamasına geçmeden önce ben gene bir varsa soru almak isterim. Yasin, var mı soru? Şu anda el kaldıran yok hocam. Hocalarım bakarken ben bir soru sorabilir miyim? Bugün bütün soruları ben soruyorum hocam size de. Şimdi aç karnına antrenmanla ilgili yani olumsuz yanları olduğu gibi
Boş glikojen depoları da egzersizde glikojen birikimin ya da depoların arttığı ile ilgili bir sürü çalışma var. Bunu takım sporlarında boş glikojen depolarıyla, öncesinde yemek yemeden ya da harcanmış glikojen depolarıyla biz arttırabilir miyiz? Bize bir katkısı olur mu hocam? Yani açıkçası ben bu senin söylediğin biraz daha beslenme konusuna giriyor. Enerji depoları ile ilgili konuda ben yine starve çalışmaları var. Sen biliyorsun açlık çalışmaları var. Handball'da yapılmış çok kıymetli bir açlık çalışması var ve Türkiye'de yapılmış. Ramazan ayında yapılan çalışma. Açlıkla performansı karşılaştıran bir çalışma. Özellikle açken yapılan antrenmanların performansı normal performanstan çok uzak olduğunu gösteriyor. Yani bu sebeple ve birçok beslenme sebebinde uzmanlığım olmadığı için ayrıntıya girmeyeceğim. Bu sebeple ben glikojen depolarının açken daha fazla faaliyette olduğunu açıkçası ben görmedim öyle bir çalışma. Bazen bu tür çalışmalar araştırma grubuyla da sınırlı Yasin. Mesela bir örnek vereyim sana. TMS ve CrossFit çalışmaların etkisine bakmışlar. 6 tane itfaiyeci üzerinde çalışmışlar. Ve bunu indeksli yayın yapmışlar. Allah Allah dedim ya nasıl böyle bir şey olabilir? Evet yani bu neyi getiriyor? Böyle araştırmaları böyle özellikle hani bilinenleri değiştirmeye yönelik yapılan çalışmalarda benim alışkanlığım hemen araştırma grubuna baktık. Yani 10 kişiyle yapıyorlar çalışmaları. Diyorlar ki işte ıspanağın içerisindeki demir aslında yok gibi örnek veriyorum. Bu tür çalışmalarda kuramsal bilgiyle örtüştürmek lazım diye bir düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Şu anda kaldırın herhangi bir hocam yok. Buyurun hocam. O zaman devam edebilir miyim? Edebilirsiniz hocam, buyurun. O zaman devam ediyorum ben kurguma. Şimdi planlamayı bitirdik. Periyodizasyondaki iş sıralamamıza bakacağız. Bunlar, işte tekrar ben şu yanan şey çok hoşuma gitti. Annotate yapayım. Yasin'in çok hoşuma gitti dedim. Ben bunu kullanacağım. Vizyon ve stratejiyi belirleyeceğiz. Paydaşlarımızı hazırlayacağız. Plan yapacağız, uygulayacağız, kontrol edeceğiz ve hayata geçireceğiz. Bunları paylaşalım. Vizyonlu ve stratejini belirle. Evet. Şimdi bu örnek mesela çift uçlu bir planlama. Çift uçlu ne demek? İki tane hedef müsabakamız var. İşte biri burada, biri burada. İki uçta zirveye hedefliyorsunuz. Ama bizim branşımız çok uçlu antrenman periyotlamasını gerektiriyor. Yani bizim her müsabakada açıkçası mümkün olduğu kadar becerebiliyorsak zirveye yakın olmamız lazım. O yüzden planlamamızda stratejiyi bu şekilde belirlemek lazım. Paydaşlar da bizim periyodizasyonumuza hazır olmalı. Kim bu paydaşlar? Sporcular, teknik kadro ve aileler. Yapılan antrenman yaptığımız tesisler, kamp yeri ve ekipmanlar da buna uygun olmalı. Çok önemli yani bunları hazırlamak. Zamanlama, altyapı, sporcuların hazır bulunuşluğu çok önemli. Öte yanda antrenman toparlanma, doğru ayarlanmalı, çevresel etmenler, sosyalizasyon muhakkak buna etki ediyor. Kulübün mali yapısı, bütçesi, olası sponsorlar ve çok fazla kullanmadığımız İletişim ve bilişim ağı maalesef bizim antrenman periyotlarımızda çok önemli kurgular. Bu aşamada bunları paydaş olarak hesaba katmak zorundayız. Handball'ün gerekliliklerinin analizini yarın yapacağız. Yani handball'ün işte kuvvet, sürat, dayanıklık, esneklik, koordinasyon, beceri, teknik, taktik gibi gereklilikler nelerdir? Bunları yarın paylaşacağım sizinle. Ama çok önemli bir unsur var ki antrenmanla beraber hedeflediğimiz gelişim artışı vücutta muhakkak bir adaptasyon süreci yaşamak zorundadır. Önemli olan bu kurguyu oturtmaktır. Bunları belgelememiz lazım. Yani yıllık planlarımızı belgelememiz lazım, günlük planlarımızı belgelememiz lazım. Örnek veriyorum. Eğer biz 4 yıllık bir olimpik plan hazırladıysak ki bence milli takımlarda artık uygulamaya da geçen olimpiyat sonrasındaki seçimlerle beraber yapılan planlama tamamen bu şekilde olmalı. 4 yıllık bir planlama. Bunların detayları üzerinde konuşulabilir. Konuşulmalı da zaten. Onun devamında
sezon planlaması, yıllık planlama, yani tek uçlu mu, çift uçlu mu, ona göre yapılmalı. Bu bizim 2017-2018 sezonundaki periyotlamamız, muhakkak yıllık antrenman periyotu zaten yapılmalı. Benim açıkçası daha çok önemsediğim örnek birim antrenmanlar. Yani reçete antrenman dedik ya, bu bir örnek handball'e özgü bir antrenman programı. Biz hazırlık dönemini, hazırlık sürecini dörde bölmüşüz. Şunu çıkartırsak, üçlü selamlaşma, program aktarımı, genel bildirimle çıkartırsak üçe bölmüşüz. Büyük kas gruplarına yönelik stretching. Burada hep tartışılır ya, hiçbir şey yapmadan stretching yapılmalı mı, yapılmalı mı, yapılmamalı mı diye. Ne yapalım? Koşalım. Koşmadan önce bir hazırlık yapıyor musun? Yapmıyorsun. Bizim de hedefimiz büyük kas gruplarına yönelik kanlanmayı artırmak. 5 dakikalık bir stretching muhakkak katkı sağlayacaktır. Sonrasında 20 dakikalık kardiyo çalışması, farklı başlıklar da olabilir. Yaş grubuna göre eğitsel oyun oynatabilirsiniz. Kranşöz diye eğitsel oyun oynatabilirsiniz. Üst yapıda da oynatabilirsiniz bunları ama üst yapıda biraz daha amaca yönelik beceri koordinasyon çalışması yaptırabilirsiniz. Sprint ABC'si yaptırabilirsiniz. Bu şekilde kardiyoyu, kalp atım sayısını, ısınma seviyesinin üstüne çekmiş olursunuz. Sonra da kranşöz yönelik balistik stretchingler gelecektir sırada. Yani balistik stretchinglerden kastımız ne? Çevirmeli, savurmalı, sallamalı, rotasyonel hareketler içeren, handball'e hazırlayan egzersizler. Sonra o günkü programımız neyse onlar kullanılmalı. Sonra da muhakkak soğuma yapılmalı. Soğumada pasif stretching yapabiliriz. Asla pasif stretching'i antrenmanın başında yapmıyoruz. PNF'i antrenmanın başında yapmıyoruz ama antrenmanın sonunda. Pasif stretching ne demek? Eşli yapılan çalışmalar, yani kontrolün sizde olmadığı için çalışmaları. Bunlarla ilgili de çok akademik çalışma var Yasin. 10 kişiyle yapmışlar, 10 kişi üzerinde yapmışlar. Demişler ki işte aktif pasiften daha iyidir, yok işte pasif balistikten daha iyidir. Bunların birinin bir diğerinden daha iyi olma gibi bir şey yok, önceliği yok. Ne zaman neyi yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Yani hepsinin bir yeri var. Ona göre bu kurguyu yapmamız lazım. Örnek antrenman programları koydum ben buraya. Mesela geri bunlar uygulanmış programlardır. Bu bir ne antrenmanı şurada yazması lazım. Şuradan hemen göre kardiyo kuvvet teknik antrenmanı programı. Nasıl ısınılacağı, esas devrede ne yapılacağı var. Bir başkası tekniğe yönelik bir, mesela savunmaya yönelik bir antrenman programı. Yine ısınmada ne yapılacağı, kardiyoda ne yapılacağı var. Esas devrede hangi egzersizlerin uygulanacağı var. Biz bunları hazırladıktan sonra antrenman öncesinde sporcularla da paylaşıyoruz. Sporcuların da çünkü mental hazırlığı önemli. Yani biz paylaşımcı antrenör tipinin fayda sağlayacağını düşünüyoruz açıkçası. Yani her antrenman, birim antrenman programını sporcumuzla da antrenman öncesinde de açıkçası paylaşıyoruz. Bu da onun devamı. 18 egzersizden oluşuyor ama siz 18 değil de 14 egzersizde tamamlarsınız. Hiçbir sorun yok. Devamını bir başka antrenmanla koyarsınız. Dediğim gibi reçete antrenmandır. Uygulamak tamamen açıkçası o anki grubun dinamiğine bağlı. Bu hızlı cuma antrenman programı. Yine birim antrenman programı olarak bunları belgeledik. Sonra uygulayacağız. Kontrol edeceğiz, hayata geçireceğiz. Bunları nasıl yapacağız? Yine antrenman yükü ne olmalı? Bu çok önemli bir konu. Şiddet ne kadar sert olmalı? Hacim ne seviyede olmalı? Biliyorsunuz şiddet ve sıklık birbiriyle ters oran. Antrenman biliminde ters oran diyorlar. Ve ne sıklıkta yapılmalı? Bu üç kurguyu muhakkak yapmalıyız. Bakın bununla ilgili de yine cuma cumartesi günleri yapılan İAF'nin yaptığı sempozyum muhakkak izliyorsunuzdur. Ücretsiz izleyebilirsiniz onları. Geçen hafta periyodizasyonla ilgili Bundesliga'da çalışan, altyapıda çalışan iki tane antrenör sunumu vardı. Hemen oradan bir slide çok hoşuma gitti. Onu buraya aktarmak istiyorum size. 4,5 çarptı. Kendi vücut ağırlığınızı, yani kendi vücut ağırlığınızı 4,5'ta çarpacaksınız. Sprint ve çeviklik parametresi olarak tekrar sayısı olarak koyacaksınız. Çalışma bu. Sadece sıçrama değil, bir de yere konma var. Bu sefer 7 çarpı vücut ağırlığınız
kadar konma yapmamız lazım. Yani sıçramadan sonra konma yapmamız lazım diyor. Bir başkası, çekme kuvvetiniz, çekme kuvveti çalışacaksınız ya, asla bu 947 Newton'un altında olmamalı. Çünkü atış sırasında böyle bir kuvvete ihtiyacınız lazım diyor. Benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi, bir sezonda bir handballcunun Bundesliga bilgisi bu. 48 bin tane atış yaptı. Hani 1000 saatlik bir kurgu içerisinde nedir? Saat başına 48 atış düşer. Bunda 2 saatle dengelerseniz yani 100'e yakın atış olur. Bunun içerisinde paslar dahil midirse çalışmaya bakmak lazım ama çok ciddi bir kurgu. Omuzlarınızı çok iyi hazırlamanız lazım. Sporcularınızın omuzları şuna çok iyi hazırlıklı olması lazım. Bakın hani çok antrenman iyi midir, kötü müdür diye konuşuyoruz ya. Bir de Bundesliga'da bu yıl yapılmış bir çalışma. Yani geçen senenin kurgusunu yapmışlar. Haftalık antrenman saati yaklaşık 20 saat. Yani 20 saat çalışıyorlar. Hani Bundesliga biliyorsunuz şeyin, handball'ün en önemli olduğu lig. Bu sene orada bir tane temsilcimiz de olacak Doruk. Ona canlı gönülden başarılar diliyoruz. Yani bizim Avrupa'yla makasımızın kapanması için önce onlarla aynı şartta hem kalite olarak hem kantite olarak antrenman yapmamız lazım ki onun devamında milli takımlarımız aynı şartlar altında onlarla kapışabilsin. Antrenman yükünü hesaplamada birkaç şey var. Hani bunu da bilgi olarak vereceğim. Çok didaktik olduğu için açıkçası çok da elinizde zaten isterseniz screenshot da yapabilirsiniz ya da sunum daha sonra da konacak. Antrenman yükünü kapsam ve şiddetleri çarparak ünite olarak hesaplıyoruz. Kapsamı da süre ve sıklığı çarparak elde ediyoruz. Şiddet başlığa göre heart rate maksimum olabilir, konsantrasyon olabilir, tek tekrar maksimal olabilir, harcadığınız kilokalori cinsinden olabilir, net hesabı yapabilirsiniz ya da RPE alabilirsiniz. Yani algılanan zorluk derecesi. Bununla beraber hesaplamayı yapabilirsiniz. Handball ile ilgili yapılan hesaplama örnekleri var. Yine bu da 2017'de yapılmış bir çalışma. Burada hangi türde antrenmanların ortalama süre içerisinde, bu da sporculardan alınan yük seviyesi. Onları da göstereceğim daha sonra. Antrenman yükünün kaç ünite olduğunu hesaplayabilirsiniz. Buradan haftalık yükünüzü hesaplayabilirsiniz gibi. Bu biraz da açıkçası akademik bir yaklaşım. Bununla ilgili çok önemli bir şey var. Sporcuların da soru. Eskiden Borg skalasıyla soruyorduk. 20 üzerinden sizce bu antrenman yükü kaç diye. Ben açıkçası şimdi algılanan efor seviyesini soruyorum. 1'den 10'a kadar. Sence diyorum 1'den 10'a kadar bu antrenmanın yükü kaç? Çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Hatta bununla ilgili bir çalışma da yaptık. Bu COVID-19 sürecinde YouTube'da da yayınladığımız antrenman programlarını sonrasında sporculara sorduk. Hem kalp atımızlarını aldık tekrarlar arasında hem de RPE'lerini yani algılanan efor seviyesini sorduk. Bunları birbiriyle kurguladık. Çok doğru saptamalar, doğru regresyonlar bulduk. Yani sporculara bu noktada güvenmek lazım. Sence kaç şiddetinde diye. Ama şunlar da oluyor. Mesela Coşkun aynı tür antrenmana ilk uyguladığında hocam 12 dedi 10 üzerinden. Ama dördüncü hafta uyguladığımızda 6'ya düşürdü antrenman yükünü. Bu tür adaptasyonlarda muhakkak yaşanıyor. Bu da yine algılanan efor seviyesiyle ilgili biraz karikatürize edilmiş bir şey. Birinci seviyede televizyon bile seyrediyorum, yemek bile yiyorum ama 10 seviyesinde neredeyse öldüm noktasına kadar getiren bir unsur. Biz bir yorgunluk istiyoruz. Antrenmanda yorgunluk istiyoruz. Sunumlarda da yorgunluk istiyoruz. O yüzden son slaytlara geldik. Son herhalde 3-4 slayt. Ondan sonra artık soru cevaba geçeceğiz. Ama bu seviye ne olmalı? İşte yorgunluk olmamalı mı? Orta seviyede mi olmalı? Fonksiyon kaybı yaratacak düzeyde mi olmalı? Hatta tüketecek düzeyde mi olmalı? Yoksa şu akut yorgunluk ve fonksiyonel yorgunluk seviyesinde mi olmalı? Hedef bölgemiz burası. Yani ne fonksiyon kaybı yaratacak kadar hani kamplarda yürüyemeyecek hale getirseniz sporcuları o zaman asla
hedef olan bölgeye ulaşamaz. Çünkü sporcu fonksiyon kaybı yaşar, donk. Yani vücutta her zaman bir adale ağrısı olacak ama o adale ağrısı asla tüketici seviyede olmayacak. Hareketleri kısıtlayacak seviyede olmayacak. O yüzden biz sezonun başına anatomik adaptasyon antrenmanını koyuyoruz. Testler, hangi testlere ihtiyacımız var? Bunları önümüzdeki sunumda da konuşabiliriz ama testlerin kurgusu açıkçası maksimal testlerden yana değil. Özellikle sezon başında yapılan maksimal testlerden yana değil. Ama yarın söyleyeceğim size. Kalp atımızı bizim için çok önemli bir parametre. Maksimal kalp atımızın ölçülmesi taraftarıyım. Bu da anatomik adaptasyon haftasında ortaya çıkartılacak. Haftaya da izinliyim salıdan itibaren. Onu da değerlendirebiliriz. Testleri yapmak için normlara da sahip olmamız lazım. Yani karşılaştırabilmek için normlara da sahip olmamız lazım. O yüzden ihtiyaç duyduğumuz testlere doğru yönlenmek çok önemli. Ben hep sunumlarımı bu slide'la tamamlamaya çalışıyorum. Süreç içerisinde insan ve hareket varsa tek doğru yoktur. Bunlar benim uyguladığım, literatüre dayalı olarak uyguladığım, revize ettiğim, yıllarca revize ettiğim kurgulardır. Ama tek doğru mudur? Asla tek doğru değildir. Muhakkak değişiklikler vardır. Mümkün olduğu kadar yaptığım işi uygulamaya yansıtmaya çalışırım. Uygulamadan geri dönüp almaya çalışırım. Bu çerçevede bunları sizle paylaşmak istedim. Yeni sloganımız şu: küresel düşün ama yerel hareket et. Bu sözle beraber ben hepinize teşekkür ediyorum. Sunumumu tamamladım. Soru cevap noktasında sorularınız olursa sizle paylaşmaya hazırım. Hocam, chat üzerinden bir sorumuz var ama biraz daha Hakan Demirtaş hocam sormuş. Hocam, en iyi dinlenme süresi sizce nasıl olmalı? Haftada bir gün yeterli mi diye soruyor. Evet, yani dinlenme günü olarak belirliyorsa A takım seviyesinde vermekte fayda var. Yani veremediğiniz haftalar da muhakkak olacaktır. Yani dinlenme günü veremediğiniz haftalar da olacaktır ama literatür de bunun yanında. O çünkü dinlenme günü özellikle depolarında olması anlamında önemli. Yine chatten bir diğer soru. Doğan Ardahanlı hocam. Hocam, birincilik Ekim'de başlayacaksa 10 Ağustos'ta hazırlık dönemi 2 haftaya yapmam hazırlık için yeterli mi diye sormuş. Yani bir daha alabilir miyim tarihi? Ekim'de birincilik Ekim'de başlayacaksa 10 Ağustos'ta hazırlık dönemi için 2 hafta yapmam hazırlık için yeterli olur mu demiş. Yani 2 haftayı anatomik adaptasyon için mi düşünüyor acaba? Sanırım evet. 10 Ağustos'ta başı 2 yani hafta sonra 4 hafta. Minimal 8 hafta diye düşünülüyor Doğan hocam. Yani bunu uzatabilirseniz sizin lehinize olacaktır. Bunu uzatmak, arttırmak. Ama hani 8 haftadan da çok düşünmemek lazım diye düşünüyorum. Mesela burada diye düşünmeyin. Birincilik, ikincilik diye düşünmeyin. Çünkü handball maçının şeyi aynı, temposu aynı. O yüzden hani lig seviyesine çok da fazla bağlı değil bence. Doğan hocam, bir de kuvvetle ilgili bir sorumuz oldu. Kuvvetle ilgili bir soru. Ağırlık uzmanı bir filmde streçten sonra kısa jog veya kısa mesafeli yürüme daha iyi olabilir mi? Ağırlık antrenmanının türüne bağlı. Yani maksimal kuvvet antrenmanından sonra çok fazla gerdirme istemeyiz. Hani bu aynı şey sprint antrenmanlarından da sonra geçerlidir. Gerilme olduğu noktada bekletilmeyi öneririz. Yani ağrıyı zorlamak asla istendik değildir. Ama joglar muhakkak rahatlatacaktır. Evet. El kaldıran hocam yok. Chat'te de başka soru yok. Söz sizde hocam. Evet. Eğer soru yoksa, katkı yoksa bugünkü oturumu tamamlayabiliriz. Hocam, bir soru geldi Bayram Hocam'dan. Yapılması gereken bir kamp çalışması müsabakalardan kaç hafta ya da gün önce olmalıdır? Şimdi şöyle
planladım. Benim planlamamı düşünürsen 2-3 hafta çalıştık. Sonra 2 hafta şeye gittik. Kampa gittik. Toplam 8 hafta diye düşünürsek müsabakalar başlamadan 3 hafta önce falan kampı tamamladık. Yani ben öyle bir kurgu yaptım. Burada aslında şeyden çok kampın amacından çok veya kamptan sonraki süreçten çok kamptan önce sporcuların hazır olması. Mesela burada sen demişsin ki çok ara verilince kampın amacını düşünmez mi? Ara vermiyoruz ki. Ara devam ediyoruz yani. Antrenmanlara ara vermiyoruz. Sadece kamptan sonra bir iki gün dinlenme arası veriyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Yani tempoda herhangi bir düşüş yok. Yani bitirdikten sonra 3 hafta ara verip maçı çıkıyoruz. Bayram hocam. Evet hocam. Bu kadar. Hocam hiç mi soru yok yahu? Vallahi yok. Sen de mi sordun? Gayet. Ben sormayayım artık hocam. Var 2-3 tane sorum var da saklıyorum ben. Yarınki kuvvet antrenmanlarını saklıyorum kendime. Mesut kardeşim demiş ki kamp olmazsa olmaz mı? Olur. Niye olmasın? Kamp olabilir. Kampın biliyorsun yani özellikle ortamın değişmesi ve sosyalizasyon anlamında kamp öneriliyor. Ben mesela hani geçen sene biz Türkiye Spor Federasyonu'nun şeyinde de kamp yaptık tesisinde. Son derece de keyifli kamp yaptık orada. Muhakkak yapılabilir. Antrenman temposunu ama sporcuların bir arada olması özellikle sosyalizasyon için kampın, bilmiyorum sen de katılır mısın, önemli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir soru var. Mesut'tan başka bir şey yoksa Hakan Demirtaş hocama geçeceğim. Hocam, Hakan hocam çok teşekkür ediyorum bu sorun için. Yalnız antrenmanı araya neyle yazın? Biz çok dikkat ediyoruz. Ben kağıt okumuyorum. Eğer antrenman diye yazarlarsa o kağıdı okumuyorum. Okulda antrenman. altyapılar için bakın. Altyapılarda da çok uzun süre çalıştığım için şunu çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. Altyapı antrenman saati asla A takım antrenman saatinden daha az olmamalı. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir orantı yok. A takım 10 saat çalışırsa altyapı 5 saat çalışır. Asla böyle bir oran yok. Ben size 6 yıl altyapıda çalıştığım bütün planları size gösterebilirim. Hiçbir zaman biz A takımdan az antrenman yapmadık. Ne sayı olarak, ne süre olarak, ne de maç olarak. İsmail hocam. Ay, çok teşekkür ederim. Sezon öncesi kaç hazırlık müsabakalı? Galaxy Note 8 kim? Önce bir adını yazsın. Galaxy Note 8 kim? O zaman Oğuzhan hocamın sorusunu cevaplamaya çalışayım. Demiş ki bundan 20 yıl önceki ağırlık antrenmanlarıyla şimdiki yapılan ağırlık antrenmanları arasındaki sakatlığı etkileme veya sakatlık riski arasında fark var mıdır? Muhakkak var hocam. Yarın onları konuşacağız. Muhakkak fark var. Artık halter antrenörlerini getirip takımlara kondisyon çalıştırtan takımlar herhalde kalmamıştır. Artık handbolün doğasına özgü kuvvet antrenmanları yapıyoruz. Bu da sakatlıklardan korunmak için. Yarın bunları detaylarıyla konuşacağız. Bir tane soru vardı. Ben cevaplayamadım. Galaxy Note 8'in sorusu hocam. Sezon öncesi hazırlık müsabaka hazırlık. Kaç hazırlık müsabakası önerirsiniz demiş. Yani totale baktığımızda biz 4. haftadan itibaren maç yaptık hocam. 5 hafta diye düşünürseniz hazırlık maçlarını da sayarsanız en az 13 tane maç. Biz geçen sene 10 maçla tamamladık. Yani ilk maça çıktığımızda 10 maç yapmıştık. Zaten sezonun bir devresinde biliyorsunuz geçen sene 9 takım vardı. 8 maç oldu. Yani biz 8 maç için öncesinde zaten 10 tane hazırlık maçı yapmıştık. Arayla kastettiğim kamptan sonra muhakkak antrenmanlar devam edecek. Benim aradan kastettiğim kamp ile müsabaka arasına kadar olmalı. İşte mesela benim verdiğim kurguda 3 hafta. Murat, hangi Murat bilmiyorum. Hocam kardiyo çalışmasıyla ağırlık antrenmanı birlikte yapılması uygun mudur? Uygunsa kesinlikle uygundur. Yarın bunları konuşacağız. Kardiyo kuvvet antrenmanı.
kardiyo kuvvet antrenmanı, kardiyo kuvvet antrenmanı bunları konuşacağız. Teşekkür ederim Hakan Hocam. Hocam ben bir soru sorayım mı? Hemen araya madem öyle. Peki yüklenme dinlenme ilişkisinden bahsettiniz. Hem antrenmanlar arası hem de antrenman içi. Antrenman içinde yüklenme dinlenme ilişkisini biz gruplar halinde çalışırken oturtabiliyoruz. Peki yüksek şiddetli egzersizlerde bunu bölmemiz mi gerekiyor? Küçük gruplar halinde çalışıp dinlenmeyi uzatmamız mı gerekiyor? Yoksa herkes hızına göre bölünüyor, dinlenme süreleri değişiyor ve buna göre bir kurgu oluşturmak gerekiyor. Birim bazında da mezosiklus bazında da bunu planlamak gerekiyor. Bunu önceden nasıl planlayabiliriz? Bununla ilgili Yasin şöyle yaptık biz hep. Yarın göstereceğim. Her sporcunun bireysel nabız aralıkları var. Her antrenmanla ilgili ve toparlanma aralıkları var. Atıyorum sen ekstensif intervalde 173-178 arasında koşuyorsun. Nabzın 130'a indiğinde ikinci tekrara başlıyorsun. Herkesin elinde bunlar var ya. 3 tane antrenörüz. 18 kişi, 6'şer kişiyi paylaşıyoruz. Herkesin yüklenme ve dinlenme dengesi kolundaki saatlerde tespit ediliyor. Artık ondan sonra ben mesela şunu demiyorum. İşte İbrahim çık hadi demiyorum çünkü o bakıyor. Evet 130'a düşmüş. 130'a düştü. Dilbek hocam paylaşma. 130'a düştüğü zaman İbrahim kendi çıkışını kendi yapıyor. Yani bireysel olarak yapıyor. Yani o noktaya geldik biz. Ama tabii o belirli bir süreci gerektiriyor. Yani keşke olsa da iki sporcu falan bir staff düşse şeyde olduğu gibi bak bir örnek vereyim sana bununla ilgili. Fenerbahçe basketbol takımının kondisyoneri iki tane baş kondisyon antrenörü var. Bir tanesi Türk, bir tanesi Sırp. Türk olan çok kıymetli bir arkadaş beraber işte şeyde. Altlarında da dörder kişi çalışıyor. Düşün. Sadece kondisyoner 10 kişi. Tapu 10 kişi. Ve nasıl bir kurgu yapıyorlar biliyor musun? Maç oynandı. Maçın oynandığının ertesi günü herkese bireysel antrenman programı veriyor. Neye göre? Birincisi maçta aldıkları süreye göre. İkincisi yaşlarına göre. Üçüncüsü donanımlarına göre, sakatlıklarına göre, yaş gruplarına göre, hani genç yaşta gelişme seviyesinde ya da ileri yaştakilere göre ve herkese farklı antrenman saati veriyor. Kondisyon antrenmanında. Müthiş bir kurgu. Ben çok istiyorum onu böyle buraya bir misafir etmeyi. O kurguyu bize anlatsa da şöyle biz gerçekten Euroleague seviyesinde bir takım nasıl kondisyon antrenmanı yapıyor, yaşayabilsek. Teşekkür ederim hocam. Serkan hocamın bir sorusu var. Kondisyonel testleri sezon içinde ne sıklıkla yapılmasını önerirsiniz diye. Valla bazı testler var ki Serkan ben bunu sürekli yapıyorum. Mesela 30-15 intermittent fitness testi en az 15 gün arayla yapıyorum. Ama diğerleriyle ilgili hani istendik olan şu sezon başında müsabaka döneminin öncesinde ve devre arasında. Keşke bir de sezon sonunda yapabilsek ama sporcuları sezon sonunda maksimal performansa yönlendirmek çok şey olmuyor. Literatür diyor. Ölçün diyor ama ben şu ana kadar hiç ölçemedim. Veya ölçütlerinden de verim alamadım. Yani bu yüzden rutine bakarsak sezonun başında ama hemen başında değil. Adaptasyondan sonra müsabaka döneminin öncesinde ve devre arasında. Mustafa Özdemir Hoca'nın sorusu var. Sürat antrenmanında çok da dinlendiriyoruz. Kuvvet antrenmanı normal dönmeyi nasıl sağlıyoruz diye bir soru sormuş. Kuvvet antrenmanlarında pasif dinlenme yapılabilir çünkü çok gerdirme taraftası değiliz açıkçası. Çok jog taraftarı da değiliz. Kanlanmayı farklılaştırmamak anlamında. Daha rahatlatıcı ve balistik stretching olabilir. Yani germe aktif ya da pasif stretching değil, balistik stretching de olabilir. Yine o bölgeye yönelik kanlanmayı devam ettirme amaçlı yapabiliriz. Kuvvet antrenmanında da mesela çabuk kuvvetli, maksimal kuvvetin dinlenmesi birbirinden farklıdır. Çabuk kuvvetli kuvveti devamlılıkta işte tabii istasyona göre de değişir. 1-1,5 dakika yeterli olabilirken ya da 1-1,5 yüklenme dinlenme oranı yeterli olabilirken maksimal yüklenmelerde bu 3-4 dakikaya kadar ulaşabilir. Bu soruya ek bir şey söyleyebilir miyim hocam? Miyofasyal gevşeme kuvvet antrenmanlarında etkinlik olarak yani
form roller tarzı kullanımı ya da elle manipülasyon egzersiz sırasında uygulanması mesleklikle ve şu anda yaygın olarak miyofasyal gevşeme, kendi kendine miyofasyal gevşeme uygulanıyor. Özellikle alt kas grubuna, büyük kas gruplarına uygulanıyor ama daha küçük kas gruplarına işte küçük toplarla ya da başka el aletleriyle miyofasyal gevşeme yapılabilir mi toparlanma sürecinde? Ben foam roller uygulamasını ya da miyofasyal gevşeme uygulamasını tekrarlar arasında hiç görmedim. Yani üst düzey şeyler arasında görmedim. Ama sezon başı, özür diliyorum, antrenmanın başında kesinlikle o kanlanmayı sağlamak için kesinlikle çok faydalı ve bu konuda çok ciddi çalışmalar var. Ama tekrarlar arasında ben çok rastlamadım. Yapan var mıdır, uygulanılmış mıdır? Yani açıkçası o konuda hiç bilgim yok ama bilgim özellikle antrenmanın başında artık bu antrenman saatinden bir yarım saat önce salona gelmeyi bir kere alışkanlık haline getirmeli sporcu. Ondan sonra da o foam rollerların, ben foam roller dediğimiz silindir. Biz biliyor gibi konuşuyoruz karşılıklı. Silindirle beraber kastaki özellikle kas içi kanlanmayı artıran, hem artıran hem gevşemeyi sağlayan aparatlar kullanılmasının faydalı olduğunu ben de düşünüyorum. Kayhan Akat bir soru sormuş. Hazırlık dönemi hangi süreçlerinde sauna masaj yapılmasını önerirsiniz diye soruyor. Ya aslında masaj diye bir şey yok. Bunu yurt dışına giden sporcularımız görüyor. Fizyoterapik müdahaleler var, manipülasyonlar var. Yani bu masaj Türkiye'de yanlış anlaşılıyor. Vücut masajı olarak değerlendiriliyor. Aslında böyle bir şey yok. Tamamen bizim medikal masaj dediğimiz masaja ihtiyacı var sporcuların. Özellikle medikal masaj rutin olarak ihtiyaç duyulduğunda muhakkak yapılmalı ama biraz önceki soruda da çok önemli. Bazı noktalarda o miyofasyal gevşemeyi o foam roller'lar da sağlıyor. Ondan da destek alınabilir. Maalesef bizdeki Türkiye'deki masaj uygulaması biraz böyle sauna masaj spa tarzına doğru yöneliyor ama doğrusu terapatik ya da işte müdahil olunan masaj türü. Hocam yine Galaxy Note isimli hocamız. Kendi ismini de yazarsa buraya. Galaxy Note Hikmet olabilir ya. Yok. Durgun. Evet yazmış zaten sonuna Hikmet Durgun diye. Ben okumamışım daha ismini görünce. Yoğun müsabaka döneminde soğuk oda uygulamaları konusunda görüşleriniz nelerdir? Soğuk oda mı, soğuk şey mi, havuz mu? Şimdi biliyorsunuz havuz. Soğuk yürüme üniteleri var. Bunlar çok uygulandı. Özellikle soğuk uygulamada orada kullanılan soğuk suyun da oksijen oranı artırılmış sularla yapılmış olduğu çalışmalar yapıldı. Bunlara rastlandı ama bununla ilgili akademik olarak katkı sağladığını gösteren ben çalışma görmedim. Soğuk uygulaması yapılmalı. Özellikle yoğun yüklenmelerden sonra eklem seviyelerinde bunu NBA'de de görüyor. Kenara geliyor hemen dizlerini, ayak bileğine oradaki öncelikle kronik sakatlıklardaki kanlanmanın tekrar sağlanmaması için bu yapılıyor ama soğuk oda ya da soğuk havuz uygulamaları ya da soğuk rutin yürüyüş uygulamalarının sonuçlarıyla ilgili ben bir çalışmaya rastlamadım. Ama Hikmet sorduğuna göre muhakkak sen o konuda şeylisindir, donanımlısındır. Bu konuda sunumunda bizle paylaş istersen. Mustafa Özdemir hocam, altyapıda vücut ağırlığında kuvvet antrenmanı uygun mudur? Doğru mu? Vazgeçilmez. Onu da yarın konuşacağız. Vücut ağırlığı sadece altyapıda değil, üst yapıda da vazgeçilmez. Özellikle fonksiyonel nöromüsküler çalışmalarda vazgeçilmez çalışma türüdür. Olmazsa olmazdır bence. Mehmet Fatih Işık hocam, maç sonrasında müsabakada oynanan ile az süre alan oyuncuların ya da oynamayan oyuncuların tamamlama antrenmanlarını yapmamız uygundur. Kesinlikle Fatih hocam. Zaten katkı yapmış hocam. Evet, muhakkak yapmak lazım. Müsabakada az süre alan, hiç süre almayan, aynı zamanda süre alsa bile genç olan sporcuların gelişim antrenmanlarını sağlamak için muhakkak farklılıklar yapılmalı. İşte aslında ekibe bu yüzden ihtiyaç var. Yani ya da keşke salon 8 saat bizim emrimizde olsa da 8'de sen gel, 10'da sen gel, 12'de sen gel diye böyle gruplaşma yapabilsin. Ama yapamıyorsak da
antrenman içerisinde buna biz çözüm getirmeliyiz. Kesinlikle katılıyorum. Cengiz Özence hocamın bir soru soracağım. Sporcuların sezon öncesi ya da sezon içinde ağırlık bir pilates yapmalarını önerir misiniz? Sırt dışında uygulamanın önemli var mı? Yani pilates özellikle rekreatif anlamda uygulanabilecek bir şey. Biz zaten alet çok fazla kullanıyoruz. Yani kuvvet antrenmanlarımızda pilates içerisinde, pilates rutini içerisinde gerçekleşen bütün aletleri kullanıyoruz. Yani bundan pilates ringi diyebilirsin, pilates ball diye düşünebilirsin, flexi barı düşünebilirsin. Yani biz onların tamamını aslında handball antrenmanında kullanıyoruz. Ama mesela ben dönem dönem ısınmada pilates yaptırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bir antrenmanın ısınma kısmı ama antrenmanın tamamı değil. Diyelim ki o yarım saatlik kardiyo kısmında pilates antrenmanı yapılabilir. Avrupa'da da örnekleri var. Mesela iki haftada bir yaptırmak da keyifli de olur. Çünkü antrenmanın monotonluğunu da değiştirir. Vedat Yavuz hocam, çabuk kuvvet çalışmaları toplumu topsuz mu diye sormuş. Çabuk kuvvet çalışmaları bir kere hani eğer kuvvetli bir gelişim istiyorsak çabuk kuvvet çalışması yapmıyor. Çabuk kuvvet çalışması kazanılan kuvveti yapılan branşa transfer etmek için yapılan bir çalışma. Yani çabuk kuvvetle beraber kuvvet artışı sağlanmıyor. Kazanılan kuvveti handball'e transfer ediyoruz. Topsuz olması noktasında iki türünde ben yarın göstereceğim. Hem toplu hem topsuz çabuk kuvvet antrenmanında size göstereceğim. Egemen Çetin hocanın bir sorusu var. Sezon öncesi yapılan kamp sürecinde bireysel antrenmanın sıklığı ne kadar olmalı? Burada kamp programına dikkat ederseniz 5 tane bireysel antrenman kurgusu vardı ama buradaki bireysel antrenmanlar açıkçası daha çok pozisyona yönelik antrenmanlar. Yani zaten biz kuvvet antrenmanlarında, dayanıklık antrenmanlarında bireyselliği zaten uyguluyoruz. Orada hiç kuşku yok, o bireysellik var ama orada kastettiğimiz 5 tane bireysel antrenman ünitesi ya da alt birimi diyelim tamamen tekniğe dayalı antrenmanlar. Diğerlerinde zaten çünkü uyguluyoruz kuvvetle dayanıklı. Herkesin yüklenme şeyleri farklı ve dayanıklık antrenmanında mesela işte 30-15 koştururken kanat ve pivot oyuncularını 40 metrelik alanda git gel yaptırırken oyun kurucuları 20 metrede git gel yaptırıyoruz. Çünkü handball'in doğasında branş özgü farklılıklar mı? Evet. Bu son soruydu sanırım hocam. Şu anda chat üzerinde herhangi bir soru yok. El kaldırım hocam yok. Tamam. Zaten için söz sizde hocam. Zaten 2 saatimizi de tamamladık. İnşallah katkı sağlamıştır. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bu açılışı aslında Mahir'i Sevim Hoca ile yapmayı planlamıştık. Fakat hani şey yapamadık. Sağlık problemlerinden ötürü gelemedik. Hepinize çok selam söyledi. Biliyorsunuz handball haftası bu hafta. Ben handball haftasında duayenimiz Yaşar Sevim, Yaşar Sevim eşi Mahir'i Sevim ile açıkçası yapmak istedim bu açılışı ama nasip olmadı. Daha önceki yenileme seminerlerini yine duayenlerimizle yapmıştık. Sedat Hoca'yla, Günal Hoca'yla, Yavuz Hoca'yla yapmıştık. Bu seferki açılışı da Mahir Hoca'yla beraber yapmak istedik ama nasip olmadı. İnşallah bir sonraki oturumda bizle beraber olur. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu sunumlar daha sonra internette de yayınlanacak. Ya da sorularınız olursa mail adresimde orada belirttim. Bana sorabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi çalışmalar. İyi akşamlar hocam. Teşekkür ederiz.